Habertürk Radyo ve Habertürk Televizyonu'nda 22. Geçiş Oyunu programında çok özel bir konukla ve ekiple birlikteyiz. Kameraman arkadaşlarımız, rejimiz, herkese selam, saygı, iyi bir gece olsun. Cem Dizdar, Ahmet Selim Kulu'nun yanı sıra bu ekranların çok gediklisi, sosyal medyanın çok ünlüsü, canım kardeşim, birlikte ekranları paylaşmayı çok çok sevdiğim Serdar Çelikler burada. Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle kravat maravat sana pek gelmez ama pek kuruma saygıdan değil mi? Yani çok özlediğim söylenemez de. Kravatı mı? Cem abi kravat falan takıyor ya. Yani. Burası bizim şey yerimiz. Evet. Bir dükkan bizim. O yüzden. Burada kural neyse onu uyuyacağız. Cem abi sen ne zaman en son taktın kravat? Hiç hatırlamıyorum. Hiç taktın mı abi? Taktım. Ortaokul, lise oralarda falan takmışımdır yani. Orada da açıktır o lise tarzı düğme açık. Bizde açık yoktu şeydi. Şurada demiri olan bir şey vardı. Gömleğin yakasında buradan buraya geçen bir demir vardı. Böyle atlar ya. En son öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Geçiş öyle başladı. Hemen Mutatviç ile eskilerin deyimiyle bir bakalım. Hem sonuçlara, puan durumuna. Özellikle dünkü derbiyi tabii ki konuşacağız. Bir numaralı, belki de son numaralı gündem maddemiz ama ben yine ikinci sayfadan verirseniz çok mutlu olacağım. Yukarıyı 3 aşağı 5 görüyoruz ama aşağısının mücadelesini sevgili Serdar ve Cem abiyle Ahmet'le değerlendirmek istiyorum. İstanbulspor 1, Sivasspor 3, Antalyaspor 2, Adanaspor 1, Rize Kasımpaşa 0-0, Kayseri Konya 2-2, Beşiktaş Hatay 2-2, Başakşehir Trabzon 1-0, Trabzon kazandı. Antep Karagümrük 3-1 ile geçti. Samsun Alanya 1-1 ile Ankara Cüpendik 0-0 ile beraber kaldılar. Fenerbahçe deplasmanda sezonun başında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Ve bu sonuçların ardından Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın puan cetvelinde Galatasaray 99 puanla zirvedeyken 96 puanla Fenerbahçe ikinci. İkinci ile üçüncü arasındaki 32 puan fark ligimizi, üçüncü ile ikinci ile dördüncü arasındaki 38 puan farkla hali pirmel halimizi anlatıyor. Beşinci Beşiktaş 56, altıncı Kasımpaşa 53, yedinci Alanyaspor 51, sekizinci Sivasspor aynı puan, dokuzuncu Rizespor 50, onuncu Antalyaspor 48 puan. Buralar eleğini asmış ekip. Adana Demirspor olduğu gibi 44. Samsun düşmekten kurtuldu 43. Kayseri 42 ile kurtardı. Antep 41. Konya 41. Ankara Gücü 40. Hatay 38. Karagümrük 37. Pendik 37. Karagümrük ve Pendik küme düştü. Pendik için mucizelerin ötesinde bir 26 farklar falan konuştular ama son takım Hatay mı, Ankara Gücü mü, Konya mı, Antep mi olacak? Bunlara da biraz sonra konuşacağız. Bu haftanın puan cetveli bu şekilde ve bakalım gelecek haftanın fikstürü nasıl oluşmuş vaziyette? 3 güne yayılmış maçlar vardı. Hemen o 3 güne yayılmış maçlara şöyle bir göz atalım. Alanyaspor Antalyaspor derbiyle beraber cuma akşamı onlar için lig bitiyor. Karagümrük Samsun'la oynuyor. Sivas'ta Kayseri'yle oynuyor. O maçların başlama saati cumartesi 16 ve 19. Fenerbahçe İstanbulspor, Konyaspor Galatasaray, Pendikspor Gaziantep, Adanamispor Başakşehir, Kasımpaşa Beşiktaş, Trabzon Ankara Gücü, Hatay Rize gerek zirve gerek Avrupa kupaları gerekse düşmeme mücadelesini yakından etkileyecek karşılaşmalar. Cem abi, geçen haftadan fark olarak 4 takım içerisinde ne dersin? En fikstürle beraber bakınca Ankara Gücü, Hatay Antep ve burada benim bir Konya. Hakkımı vermemiz tamam, gerekiyor. Verelim buyurun. Bu önce haktan verelim. Başlayalım. Evet. Yok abi, Karagümrük gitti. İşte güçsüz olan gitti. Çok güçlü. Öyle düşünmüyorlar ama teknik direktör öyle demiyor. Yani güçsüz oldukları için değil, başka nedenlerden dolayı gittiklerini işte, söylüyorlar aynen. Ya. Ben onu dedim ya, başka nedenler de olur. Karagümrük o canavarlar daha büyük kulüpler arasında, ya büyük camiler arasında aslında gider. Aslında ülkede oynanan oyun, yani iki hafta daha olsa belki Antalya'ya kadar bu şey çıkar. Hat gidecek. Hat yukarıya kadar çıkar. 2-3 hafta daha olsa burası karman çorman olurdu. Aslında çok güçlü bir oyun oynanmadığını gösteren, bütün bu gürültüye, patırtıya pek değmez bir ligimiz var. Yani yukarısı kopmuş gitmiş, kavga gürültü almış başını gitmiş. 2'den 3'ten aşağısını düşün. Belki 4-5. Onun altının tamamı küme düşmemeye oynuyor. Yani anlattığı şeyleri doğru okumak lazım bence. Hani kim düşer kim düşmez gibi anlamsız falcılıklar yapmayalım. Böyle hani kehanette bulunmayalım ama yani o ülkenin oyunu çok cılız olduğunu anlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Oyuna çok ihtiyacımız var. Ülkenin oyunu bu zaten. Evet, bu zaten. Vasatın üst taraf, altı yani. Üst taraf farklı. Yani ülke vasatıyla yarışmaya aday olduğumuz Avrupa vasatını yan yana koyduğunda bizimki çok çok diplerde. Yani, yani birkaç lig aşağıda görünüyor. Üst taraf ilk iki saçmaladı bence. Yani standart sapma ilk iki de. Normali bu zaten.
Burası işte yani ülkenin. Burası bu ilk sayfa. Üçüncüden itibaren burası yani. Yani bu sene bu kadar rekor kırılmış. İkinci bulundur abi. Bak şimdi bu kadar rekor kırılmış. İkinci olan başarısız. Yani 1 ve 2 rekorlara doyamamış. Oyuncu düzeyinde, teknik adam düzeyinde, deplasman galibiyeti düzeyinde, iç saha düzeyinde rekor. İki tane maçı var. Ülkenin işte en başat maçı Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray Fenerbahçe maçı kaleye gidilmemiş neredeyse iki maçta da yani. Evet. Bir tane şut, iki tane şut. Toplam bir tane isabetli şut iki maçta. O bulunmuş yani. Anlattığı şeyler Serdar çok... Serdar var mı? Cem abi somutlaştırmadı. Var mı düşecek şey? Hatay'ı düşürmek istiyorlardı ama Hatay... İstiyorlardı. İstiyorlardı. Öyle bir grup kendi... var değil mi? Tabii. Abi tekrar babalar, ağalar, paşalar, reisler, sistemler, krallar... işte adını sen koy. Yani futbol dünyasının canavarları... Müesses nizamı. Müesses nizamı. Hatay gitsin işte falan filan. Bir Antep Hatay maçı izle. Yani onu bir izlemen lazım. İki hafta evvel. İki hafta evvel bir Antep Hatay maçını izlemen lazım bir. İzledim de benim gözlüm yani, sizin gördüğünüzü hafta, göremiyor yani. Bende yani bir optik sorun var yani. Sende öyle bir sıkıntı var. %100 penaltıyı, %100 penaltıyı vermiyor. Dönüyor olmayan bir penaltı uyduruyor ama işte Allah büyük. Oyun var mı orada? Adam yani devamında. Oldu. Abi oyun olsa 40 puan da kalırlar. İşte onu diyorum yani genel olarak anlattığım şeyden ayrılmayalım. Yani bir iki maça indirgemeyelim. Tamam da yani benim kötü oynamam. Senin bana dövmen anlamadım. Ya hepsinin kötü oynadığı bir şey canım. Yani hepsi kötü oynuyor. İşte farkı ama şey belirliyor abi. Orada ufak tefek operasyonlar belirliyor. Fark etmez fark etmez. Şimdi demin maç izledik. Şimdi Çorum değil mi? Çorum, evet. Şimdi Çorum, az önce Bodrum. Yukarıda Çorum Bodrum maç izledik. Şuradaki maçlardan bir farkı var mıydı izlediğimizin? Aşağı yukarı. Daha kötü. Yani bir farkı var mıydı hani oyun, anlayışlar, yerleşimler, temaslar, oyuncuların birbirleriyle aynı kurduğu yani. İlişki, maddeler. Hakemle kurulan ilişki, tribünün oyunla kurduğu ilişki. Bir şey değil yani bu, altta üstte olmak da önemli değil. Şimdi Rize'yi evinde yenerse 41 yapacak. Ankara Gücü'nün Trabzonspor'u yenmesi lazım deplasmanda. Evet. İşini iyice garanti alabilmek için. Konyaspor'a da bir puan yetiyor. Yani burada ya Ankara Gücü ya Hatay. Gözüken o. Ahmet? Çünkü yani, ben şeye de ben baktım. Diyelim özür dilerim Ahmet. Estağfurullah. Galatasaray Konya'yı yendi diyelim. Hatay'da kazandı diyelim. İkili averajda Hatay'ın Konya'ya üstünlüğü yok diye biliyorum. Konya üstün hatta. Dörtlü averajda şey gidiyor. Dörtlü. Selçuk düşüyor. Antep düşüyor. Ama dörtlü averaja kalmaz. Çünkü onlar düşmüş pendikle oynuyorlar. Bir puan da yetiyor. Bir puan yetiyor İstanbul'da. Bir puan yok. Şimdi. Konya önde. Öyle hatırlıyorum. İkili averajda, Hatay ikili averajda Ankara Gücü'ne üstün. Orada o yüzden Ankara Gücü'nün berabere kalması yetmeyebilir Trabzon deplasmanında. Hatay Konya'yı 3-1 yenmiş. Hatay Konya'yı 3-1 mi yenmiş? Konya'da Hatay 2-0 yenmiş. Yok eşit yani. Averaj. Serdar, eşit Trabzon... Averajda Konya iyi ama. Serdar, bu arada onu Trabzon da... Beşiktaş maçını... Uzatmadı normal sürede yendi. Yok, Hatay'ı. Kupayı aldı. Hatay mı? Hatay'ı. Trabzon Beşiktaş maçını yendi, kupayı aldı. Seyircisiz maçta Ankara Gücü'nün şansı ne kadar olur? Yüksek olur mu? Kazanmak zorunda da ben Pendik maçına şöyle bir baktım. Pendik kazanmak üzereydi yani. Cüme düşmüş Pendik. Ankara Gücü'nü yenmek üzere. Ankara Gücü iyi oynayamıyor yani. Özel bir programda hepimizin böyle bulunduğu özel programda Cem abi şey konuşmak isterim. Son çeyrek yüzyılın kazananları Burak, Selçuk, Arda, Emre yeni nomenklatura. Kazanamayabiliyorlar değil mi? Ve onunla Selçuk'u cumartesi akşam aradım. Bitmiyor abi diyor. Bitmedi ama, ve bitmiyor diyor. Ama bu mesela Antep Karagümrük maçını özellikle izledim. Antep paketli maçı yani. Aynen. İyi oynadı ve kazandı. Aynen. Peki. Nasıl iki hafta evvel Hatay'a hacamat ettiler diyorum. Ama bu maçta da Karagümrük hakem diyemez yani. Bence Hatay Spor düşecek. Ben de öyle düşünüyorum. Hatay Spor'un çok yoğun bir, Aydın Bey başta olmak üzere ikinci başkan anılmıyorsam, çok yoğun bir serzenişi var. Sosyal medyalarında her yere bu son Beşiktaş maçıyla ilgili. Özellikle 90+8'de 2-2 iken pozisyonla ilgili. Genci pozisyon, evet. Çünkü o pozisyonda Ahmet sen iki gündür anlatıp diyorsun. Söylesene. Gol olsa 40 olacak. Ya şöyle burada... Konya'nın zorunluluğu. Konya yani evet Konya orada kazanmak zorunda olacaktı. Şimdi Konya'yı bir puan kurtarıyor. Çok ciddi bir etkileme ve... VAR üzerinde yani VAR'ın karışması gereken bir pozisyon. O da yabancı yani var. Orada da yabancı... Hadi orada yabancı var. Konya Kayseri'de niye Serkan Tokat var? O ha. Çok garip. Yani 4 maçta yabancı var. Küme düşme bütçe hakkını... Bütçe mi yetmedi acaba VAR'da yabancı? Abi o neden yetmedi? Konya Kayseri seçildi? Bütçe yani... etme olur mu abi işte? Ya yani 4 maç... İşte bu karar nasıl yani okuyacağız? İşte mahfilleri bildiğiniz için söylüyorum siz daha derin kılcallara girdiniz. Oradan futbolun HSYK'sından gerekli atama yapıldı abi. Abi yok açıklaması yani federasyon bu konuda bir bilgilendirme yapacaktır. Küme düşme hattını ilgilendiren 4 maçın 3'ünde
VAR hakemi var. Birinde yabancı hakem var. Birinde Serkan Tokat peki, var. Peki Konya'yı kurtarma operasyonu mudur bu? Ya bilmiyorum ne operasyonu orada ne. Bu Serkan şey Tokat operasyonu kim ya? Kararlarda da çok şey. Ya Serkan Tokat'ın başlangıç maçında ben yer almıştım. Onu hatırlıyorum. Hayır. Bayburt, Fenerbahçe. Evet. Bayburt'ta bir maç. Kupa maçı. Grup var o Bayburt zaman kupada. Bayburt İlözer İdare. Kimse kusura açıp izleyebilirler. İnternette var. Bayburt gol atsın diye penaltılar uydurdu. Yani bir Bayburt tane uydurdu. Bir... Kaçırdı. İkinci penaltı geldi. Attı. Sonra maçta başka bir şey yok. Abi, sıkıntılı bir maçtı. Bayburt İlözer İdare dedi ya az önce. Evet, evet abi. Maç takım oydu. Vallahi öyleydi. Öyleydi. Bayburt'a gittim ben. Maça gittim. O yüzden de sizin de işiniz daha doğru. Çok sevenler var. Daha çok sevenler var. Sevilenler var. Daha az sevilenler var. Abi bana kulüp başkanı söyledi. Bana adam gibi söylese de ben düşerim de efendi gibi dedi ya. Ben anlatayım abi sana. Bana şeylik yapıyorlar dedi yani. Bana dedi arkamdan dolanıyorlar dedi. Çok meşhur bir kulüp başkanı. Çok ünlü bir iş adamı yani söyleyen. Yani bana adam gibi söyleseler ben efendi gibi düşerim dedi ya adam. Bir yer ki diyorsun sevenler sevilenlerden evet. Eser yok. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Neyse şimdi onu şey yapmayalım artık. Yani o yani bence oynamaya değmez yani. Böyle düşünülüyorsa hayat böyleyse bu oyunu oynamaya değmezmiş yani. Bu da oyun abi işte. Oyun içinde oyun. Ya gerek yok. Bu kadar insanı sevk et. Zaten sevk edememenin nedeni bütün bu anlatının doğru olup olmadığı denetlenemeyecek. Bu anlatının kurban edilmesi oyunu. Birisi öyle diyor, birisi böyle diyor, birisi de şöyle diyor. Herkesin bir kanaati var. Bu bütün bu kanaatlerin aritmetik ortalaması Türkiye'de futbolun bir adım ileriye gitmesine engel oluyor. Maalesef öyle. Ama yani, Ahmet Aybürt ile özel idare maçından bahsediliyor. Varda yabancı hakemden söyleniyor. Neyse. En azından İngiltere'deki tartışma herhalde VAR konusunda hepinizin versene, acılarınıza son verecek versene, gibi geliyor. Versene İngiltere'deki yani tartışma bizim Murat Fevzi tanıdığımız. Almanya'da da var abi. Geçen gün. Evet, ben onu o dosyayı bitirelim. Madem Cem abi açtı. Premier Lig ve Bundesliga VAR'ı kaldırmayı tartışıyor. Sıra bize de gelecek mi demiş Murat Fevzi tanırlı. Abi başlıkta soru işareti olmaz değil mi? Olur yani. Olur mu Serdar? Yani büyük başlıklarla olmaz da olmaz denir de olur niye? Olur, olur mu? Olmaz, arkaya olur hatta altına bazen böyle vinyet şeklinde grafik işareti olmazsa mi'yi de birleştir gitsin derler adam o hayır, zaman. Yani mi'nin orada ayrı olması sor. Boş ver bu detaylara takılma. Hani detay olur dekan. Abi boş iki tane masada gazete yapmış adam var akışı, öğreneyim diyorum akışı, ya. Akışı kap, bozmayalım diyorsun şimdi. Evet Premier Lig ve Bundesliga'da VAR'ı kaldırmayı tartışıyor. Sıra bizde de gelecek mi? Serdar Türkiye'de yabancı hakem tartışmasının banisi ama bu konuda ne düşünüyorsun? %100 yabancı hakem lazım. %100. Sen önce bunu bir yorumla sonra yabancı hakeme geliriz. Ben İngiltere Premier Lig'in kaldırmayacağını düşünüyorum. Bundesliga'yı bilmiyorum. Ama şu olacaktır zaman içerisinde. Offside. Çünkü hani onun yorum yok. O net bir kural. Metrik bir şey. İşte gol çizgisi gibi. Hani bu tip işte kaleci yanlış adam attım. Yani hakemin görmediği ben açı ben sana belki vurdum ama seni attı hakem. Hani bu tip çok acayip bir şeyler için müdahale etme hakkı. Bu arada İngiltere'de yani seviye şu Lanfrat anda buna gibi yakın. Lanfrat lan, gibi. Lan değil. Ona şey ama İngiltere'de zaten buna yakın bu arada. Ama işte çoğu pozisyonu oynatıyorlar. Sene, ama bu sene işte mesela dümdüz golünü yediler Liverpool'un. İşte bir penaltısını yediler bir sürü maçta filan. O yüzden hani biraz bu tartışmalar başladı. Sonuçta şöyle bir şey var. Dünya futbolunda her şey tartışılıyor. Her şey. Teknikler, taktikler, teknik adamın katkısı, katkı yüzdesi, futbolcu yapıları. Eskiden teknik ön plandaydı işte şimdi atletizm ön planda. Sahalar büyüsün mü, küçülsün mü, kaleleri büyütelim. Oyun süresi. Kaleleri büyütelim. Yani işte oyuncu değişikliği sayısı, kırmızı kart, sarı kart. Gol daha çok olsun. 60 dakika mı olsun. Abi bir en az tartışılan ve en konservatif yapı hep bu hakemlerle ilgili. Dünyada da böyle yani. Bir tek bizde değil. Yani bunlar böyle dokunulmaz klan gibi şeyler. Oraya dokunulacak bayağı yani. Ben robotik hakemin mutlaka olacağını düşünüyorum uzun vadede. Ama tabii futbolun diğer spor dallarından ayrılmasının sebebi şu. Çok fazla hakem yorumuna ihtiyaç duyan şey var. Karar var. O yüzden o kararları ortadan biri verecek. Diğer bütün kararları, touch'tır, corner'dir, çizgidir, offside'dir vesairedir onu robotik halledecek. Yani oraya doğru evrilecek gibi geliyor. Cem abi sen temelden prensipen VAR'a karşı olduğun için? Bütün hadiseye karşıyım ben. Bütün bu elektronikleşme oyunu bir kere bozuyor. Şimdi bu tartışma, VAR tartışması bir kere başladı. Başlayınca onun bir sonucu olur.
Öyle ya da böyle o bir yere gidecek bu tartışma. Ama telefonu İngiliz... Kore'den alıyorsun, Almanya'dan alıyorsun, niye buna karşısın diye sorarlar adama. Hayır hayır, var tartışması için söylüyorum. Ya boş ver şimdi, o eskiden bize de söylüyordu. Solculuk yapıp kot pantolon giyiyorsun. Saçma sapan şeyler söylüyorlardı yani. Giyilmez mi abi öyle? Ya saçma sapan şeyler işte. O zaman çocuksun, aklın da ermiyor. Tabii bir şey de söyleyemiyorsun. Cevap vermeye çalışıyor, yani, yetiştirmeye çalışıyor. Kendine yüzün kızarıyor. Neydi güzel laf? Herkes olmadığı... Türkler, çok kızmıştı Cem abi de, Türkler sahip olmadığını soruldu. Kimse o Türkler yani, öyle bir tablo çiziliyor. Şimdi bu tartışma başladı ya, bu bir yere gidecektir. Yani nasıl ki teknolojiyi sokarken bir tartışmayla başladılar ve teknoloji işin içine girdi. Şimdi çıkarmak için başka bir tartışma ama belirli sınırlar içinde. Serdar'ın dediği gibi işte çok metrik şeyler de içinde tutmaya çalışacaklar. Şimdi bu bir kere çok subjektif bir oyun. Yani Arsene Wenger'in söylediğini bir hatırlayalım. Der ki, artık antrenman biliminin sonuna geldik. Yani bedene yüklenebilecek her şey yüklendi. Mesafeler ve oyuncuların kat edeceği mesafeler, davranış biçimleri, yani bireysel oyuncu davranışları halledildi. Artık bundan sonra nörobilim işlerinde, yani karar vermelerde. Zaten bu varlar şunlar bunların da anlattığı şey, karar verme meselesini anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu hakemlik çok subjektif bir karar. Yani şeyi, kuramı, kuralı yorumlama işi. Yani teknik direktörün nasıl bir meseleyi, bir maçı yorumlaması gibi. Yani İsmail Kartal bu maçı yorumladı. Var ya, kafamda oynadım maçı bir gün önce. Dün, önceki günkü herhalde tartışması İngiltere'nin. Premier League yönetimi 115 dosyada Manchester City incelemeye alıyor. 115 dosyada. Evet. Kloba soruyorlar. Diyorlar ki, ya ne diyorsun, bak orada bir iltimas olmuştur. 115'ten 5'i senin aleyhinde olsa üst üste zaten şampiyon olup duruyor. Diyor ki Klopp, ben o işlerle ilgilenmem. Benim için 115 bir sayıdır. Ben bir tek bilirim ki diyor Jürgen Klopp, Pep Guardiola şu an menajerler içindeki bir numaradır. Şimdi bu hakkın teslim edilmesi... tam sinyalde, tam sinyalde. Tamam işte bak, bu hakkın teslim edilmesi ihtiyacımız olan değil o. İşte şeyin, Arsene Wenger'in nörobilimiyle Klopp'un Guardiola üzerinden oyuna yaklaşımı... Bizim konuşma alanımız. Şimdi onun dışındaki her şey, bu vardı işte teknolojik gelişmelerdi. Bunlar daha çok sponsorluk ve reklam gösterisine dayalı işler. Oyun sürelerinin uzaması, ağırlaştırılmış çekimlerin temel olarak anlattığı şey, oyundaki kararı doğrulatmaktan daha fazla, içinde daha küçük bir payı var onun elbette, daha fazla malı insanlara ürünleri göstermek. Yani çorabın arkasında bir başka marka evet, olacak, yani yanında başka bir forma olacak. O senin şeyini göstermiyor yani, orada faul var mı yok mu dan. Çorabı gösteriyor. Bambaşka amaçlı. Ayakkabı markaları işin içine giriyor, işte sponsorluk ilişkileri, reklamlar bu işin içine girecek. Bir süre sonra bu artık, yani Serdar'ın robotlar bu işe karar verecek noktasına gelmesi ki bence de oraya gidecek yani. Bu tartışma insanı devreden çıkartacak. Dikkat ederseniz yakın dönemde şey vardı. E-spor şöyle büyük pasta yaptı bilmem. Yalan adı o. Ben girdim o işe. Değil mi? Tıraş. Serdar baktın mı? Büyük rüzgar. Ama para da kazanmadı. Şimdi böyleydi değil mi? Yani hatırla yani. Çok yakın. 3-4 sene önce. E-spor öyle olur. Dünyanın geleceği. Bilmem kaç kişi izliyor. Ya insanı şimdi, insanı ihmal eden bütün yaklaşımlar. Yani bir varlık olarak insanı ihmal eden tüm yaklaşımlar yavaş yavaş insan lehine, varlık lehine yönünü değiştirecektir. Ben yani bu işlerde yani çok ajitatif görünüyor olabilirim, bu vardı, hakemdi, bu adalet kavramının, hukuk tanımının yanlış kullanılmasının oyuna getirdiği olumsuz etkiler bunlar. Adaleti sağladı. Karagümrük'ün o penaltısı verilmedi. Bayburt maçında şunu şöyle yaptı gibi işler oluyordur. Bak olmuyordur da demiyorum. Ben de durduk yere söylemiyorum. Ya şimdi oluyordur da, oluyordur ama bu doğrudan oyunun kendisiyle ilgili bir durum değil. Oyunun siyasasıyla ilgili bir durum bu. İşte o politik güçlerle ilgili, tercihlerle ilgili. Esas olarak demin anlattığımız şey, listedeki takımların büyük bölümü bu oyunu oynayamıyor bizim ülkede. Kesin yani, öyle. Temel tartışmayı yapmıyoruz ki, oyunu oynayamıyorlar. Yani arkadaşa pas atamamış, pas arası diye bir istatistik icat etmişsin ya. Ben abi, sana pas atamıyorum, Serdar araya girdi diye istatistik mi olur Allah aşkına? Yani? Şöyle bir olmaz. Ukrayna-Rusya savaşında biz şunu gördük ki futbolla siyaset dünyanın her yerinde aslında iç içe. Ama şu var, İngiltere'de, Almanya'da herkes bir oyunu koruyor. Hani gene bir şeyler oluyor, dönüyor işte bilmem ne, Körfez ülkesi gidiyor şu ülkeden takım alıyor, ona izin vermiyorlar. Hani siyaset her yerde futboldan bağımsız değil, işte FIFA başkanına soruşturma yapılıyor, arkasında Amerika var deniyor, operasyon bilmem ne hep var da.
Bunlar olurken oyun her yerde korunuyor. Çünkü biliyorlar ki oyunu korumazsak insanlar bundan uzaklaşacak ve uğruna bir mücadele güttüğümüz şey ortada kalmayacak. Bizde sıkıntı oyun hiçbir şekilde korunmuyor. Bizde tek gaye istediğini alabilmek, sonucu alabilmek, o an kendini doğru çıkarabilecek, yani her şeyi mübah görmek. Biz oyunu korumuyoruz. Onun nedeni de işte tarihsel olarak yanlış ayaklar üzerine kurulduğu için bizim oyun. Yani düşün, Samsun'da doğmuş bir çocuk niye Beşiktaşlı olsun? Saçma sapan bir durum. Bu benim durumum yani. Bu tarihsellik üzerinde biraz sörf yapıyor güçlü kulüplerin başkanları, yönetim kurulları. Ulusal kulüpler yani. Evet. Geldik. Olmaz dünyada böyle şey yani. Tartışmanın şey yok abi, şimdi Almanya'da adam niye bilmem nereye tutuyor? Bir kere adam orada bölgeci zaten. Tabii tabii, işte yerinde yani yaşıyor diyorum. Orada federal durumlar da var hani, geçmişten gelen işte. İngilizler, İtalyanlar düşünülebilir mi canım? Napoli'li bir adamın Floransa'dan bir takımı tutması. Tabii. Yani Merseyside'de yaşayan birisinin bir Londra takımı taraftarı olması. Çok azdır, çok. Yani çok, yok, çok minimal, ihmal edilebilir sayılardır onlar. Bizimki evet, öyle değil yani. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Ya Serdar, zurna dürüm var değil mi? Zurna dürüm var, yapıyorlar. Var, zurna evet, dürüm yapıyorlar. Enteresan ya. Geçen gün şeye diyorum. Zurna dürüm 420 lira falan diye laflar var. Çok pahalı. Geldik. Yani. Valla çok pahalı ya. Gıda çok pahalandı ya. Evet. Zurnanın zırt dediği yere. Çalışmıyorsunuz tarımda, ondan oluyor bu. Doğru söylüyorsun. Kemal abi bir daha söyle. Çalışmıyorsunuz tarımda, ondan oluyor ya bu. Ya sen işte de çalışıyorsun. İki gün sonra bize yoruluyorum. Testinin geliyor ya. Çalışan yok. Çalışan yok maalesef. Çalışan evet, yok. Emek yok. Allah arkadaşlar, derbi. Serdar'la başlayacağım. Serdar. Efendim. Saha içerisinde konuşulabilecek elbette ki minimal şeyler var ama maç önü maç sonu bir 90 dakika öncesiyle sonrasıyla bir dün akşam saat 18 ile 24 arasını bir değerlendirir misin bize en iyi konu? Ya maç önünde çok değerlendirecek bir şey yok. Ya Mert Hakan'la gibi bir şey söylemeyecek misin? Ya ne de, neyi değerlendireyim, ne diyeyim yani? Şimdi bu Mert Hakan çıktı sahaya. Ne yapmış? Tur geçmiş. İşte yok. Kendisine ait olmayan bölgeye geçmiş ve Ultra Aslan tarafını provok etmiş. Armayı gibi armayı göstermiş. Aklıma gelmedi. Armayı göstermiş. Güzel. Trabzon'da da elleri cepte havaalanından inmişti filan. Yani şimdi hem Trabzonspor hem Galatasaray maçlarından sonra Mert Hakan ismi önünde, ön planda. Yani Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinin Mert Hakan'a yenilmiş olma ihtimalleri yok. Yok yani. Olmamaları lazım. Dolayısıyla bir tahrik unsuru varsa da, tahrik de ev sahibine yarar genellikle. Mert Hakan'ın yaptığı anti-sportmenlik, sözleşme alma çalışmalarından ibaret bir takım şeyler olarak değerlendirilse bile 100 metreden tanıdığı her insanın, her insanın belli bir kabiliyeti var. Mert Hakan Maradona olsa zaten yapmaz bunu. Bir zamanlar Sabri yapardı. Bir zamanlar Emre Belezoğlu yapardı. Dolayısıyla hani senin ekmeğin zaten buysa, senin varlık sebebin buysa bunu yaparsın. Dolayısıyla o da öyle işte filan deyip gülmek şeyin lehine olur. Senin lehine olur. Veya Mert Hakan yüzünden kaybettiysen daha acınası bir durumdur aslında. Şimdi onu bir kere ayırayım. İki, orada 25 tane oyuncu var. 25 tane de buradan oyuncu var. Yani 50 tane oyuncu var. 49 tanesi makul tipler, makul adamlar yani. Maç bitti. Bir tek Berkan Kutlu'yla bir şey oldu. Yine 25 tane burada oyuncu var, 25 tane burada oyuncu var. 49 tanesi makul insanlar. Trabzon'da sahaya 2000 kişi girdi. 39 bin tane makul insan. Polisin olmadığı, polisin çekildiği bir statta 39 bin kişi makuliyet göstergesi yaptı. Bilmiyor mu adam sahaya girmeye? Ankara Gücü stadında Eryaman'da başkan, hakem dövdü. 5000 kişi vardı. 5000 tane makul adam vardı. Kayseri Başkanı Ali Hoca, Sayın Başkan teşebbüs etti. Zor tutuldu. Sahada 7-8 bin Kayserili vardı. 7-8 bin tane makul insan vardı. Galatasaray stadında dün işte de ki 1000 kişi şey attı. Su attı. 1000 kişi yoktur da hadi diyelim ki 1000 kişi var.
49 bin tane makul insan vardı. Fenerbahçe stadında Sevilla maçında bir tane 10 kişi çakmak attı. Tur gitti. 49.950 tane makul insan vardı. Futbolda makul insanların sayısı bilinen, söylenenlerin aksine çok daha fazla. Ne yazık ki azgın azınlığın sesi çıkıyor. Twitter'da da böyle. Trolleşmede de böyle. Kulüp yöneticilerinin de %90'ı troll. Kulüp yöneticilerinin de %90'ı troll. Yani efendiliğin en büyük delikanlılık olarak olduğu söylenerek büyütüldük. Biz aşağı yukarı akranız üçümüz. Cem abi de bizden bir devre üstümüz. Bu bitti yani. İş adamıyım, saygınım. Bu işler bitti. Atar gider şey oldu. Moda oldu. Neden? O Twitter'daki azgın azınlık yüzünden. Evet. Ara vereceğiz Serdar. Devam edeceğiz bu konuda. Makullerle, akillerle azgın azınlıkları konuşmaya reklam arasından devam edeceğiz. ...23.30 Habertürk Radyo, Habertürk Televizyon ekranlarında birlikteyiz. Serdar Özülçelikler bu haftaki konumuz. Serdar, makuliyet, trollük, azgın azınlık orada kaldık. Bir toparla Cem abiye döneceğim. Yani genel olarak Türk futbolunda hep anlatılan işte holiganizm şu bu filan gerçekten az. Yani orada çok küçük bir şey var işte anlattık, bir sürü örnek verdik reklamdan evvel. Dolayısıyla hani bu Galatasaray'da bütün şimdi herkes gelmiş tribüne. İşte şampiyonluk kutlanacak. 50 bin, 700 bin liraya Kore Borsa'da bilet alındığı söyleniyor. Yurt dışından gelmişler insanlar. Mağlubiyet sebeplerinden bir tanesi de o, konuşuruz. Falan filan derken 1-0 yeniliyorsun, parti bozuluyor. Bir de bir takım, zaten Mert Hakan'a kurulmuşsun. Maç bitiyor, işte futbolcular şeye gidiyorlar. Kendi taraftarlarını selamlamaya gidiyorlar. Yani makuliyet olmasa o kadar adam sahaya girmez mi abi? Şöyle bir şer koyalım ama İstanbul Emniyeti'nin hakkını verelim abi. Elbette ama yani gene de. Her yerde tabii ki, polis tabii vardı. Öyle, tabii ki öyle. Bu da bir caydırıcılıktır. Trabzon'da bu yoktu. Belki o haber değil ki Trabzon'daki haber. Trabzon'da bu haber değil ama yani. Şu açıdan haber, Trabzon'da da o olsa belki Trabzon'da da o boyuta gelmeyebilirdi Trabzon'da işte. Onun olmaması bir belli ki bir ayarlanmış bir durum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların çoğunluğu makuliyete inanıyor. Makul tarafta durmaya çalışıyor. Ne kadar gerilirlerse gerilsin, ne kadar kendilerini gazlarlarsa gazlasınlar birileri tarafından, kimse o sınırı aşmıyor. Yani büyük bir çoğunluk aşmıyor sınırı. Bu konuda hem taraftarına hem Türk insanına güvenmek lazım. Ama yöneticiler öteki tarafa aynen öyle. Rol yapıp dans ediyorlar. Yöneticiler ne yazık ki şeye azgın azınlığa, dans ediyorlar. Mutlu etme üzerine. Ya şimdi... Senin takımın maçı kazanmış ve sahada kutlama da yapılmış. Gitmişler tribüne. Arkalarında polis korumalarıyla. Futbolculardan söz ediyorum ve teknik ekibinden. Alkışlamışlar. Sonra herkes içeri girmiş. Sonra senin başkan olarak yönetim kurulunu alıp gelip sahada tekrar çıkmanın Fenerbahçe'ye bir faydası var mı? Mert Hakan telefonla başkanı çağırdı diyorlar. Ahmet daha iyi bilir. Bilgi bu. Olabilir. Sonuç itibariyle... Ben çıkmak istiyorum. Sahada kutlamak istiyorum. Bu muhtemelen 96 Sunus ve 12 Mayıs Kibonoke'nin revanşı olabilir. Gibi görülen olabilir. Bir durum. Olabilir. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun Fenerbahçe'ye ve Türk sporuna herhangi bir katkısı var mı? Yok. Ali Bey orada büyük ihtimalle doğrudur. Çağırmıştır şey. Mert Hakan bir çağırdı. Bir net bilgi var yani. Bir şeydir. Onu bilemem. Ama bunu yapmaması lazımdı. Kazanan takımın başkanı olarak da, Fenerbahçe başkanı olarak da, Ali Koç olarak da daha vakar beklerim ben kendisinden. Şimdi bu bir taraf. Öbürü de çıkmış diyor ki gel burada yürüyün yetiyorsun bekleyin. Ne yapayım şimdi? Kavga mı edeceksiniz abi? Burada davet yani böyle şey olur mu ya? Yani 75 yaşında önemli bir iş adamısın sen. Yani bıraktım Galatasaray başkanı olmayı. Pek çok insanın Dursun abi dediği bir adamsın. Yani bizim de abi dediğimiz, bizim abi sevdiğimiz bir insansın. Yani şimdi gel buradayı bekliyorum falan. Yani bu, ya bu nedir yani bu? Akla yatkın mı diyorsun? Ya bu makuliyet ölçüsünün çok çok dışına çıkmak değil mi yani? O yüzden de iki taraf için
İşte ona da o zorluyorlar. Yani Dursun'u da ona zorluyorlar. Dursun abi de ona zorluyorlar. Sen de çık bir şey söyle. Ama şu yani. Ya sen de çık bir şey söyle. Sen de çık bir şey söyle. Sen de çık bir şey söyle. Düdükten ya Metin Bey'i, sonraki her şey Metin Bey'i, Metin Bey'i, Metin Öztürk'ü biz çok uzun zamandır biliyoruz. Metin Öztürk Bey son 6 aydır, yani sadece son 4 aydır ki Metin Bey mi yani? Ama işte konuşmayınca sizi şey sanıyorlar. Silik sanıyorlar. Konuşmayınca sizi ezik sanıyorlar. Kibar olunca ne bileyim işte. En sana vur lokmanı al diyorsun. Teslimiyetçi falan sanıyorlar. Haklarımızı savunamıyor diyorlar. Ya adamlar kardeşim niye savunamasın hakkını yani? Herkes her dakika her şeyi bağırmak zorunda mı ya? Dolayısıyla bu nümayiş diyeyim. Koca koca adamları bambaşka bir hale sokuyor. Sonra bunlar gidiyorlar oturuyorlar birlikte mesela balık restoranında. Kulüpler Birliği falan konuşuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki aa çok ayıp işte birisi birisine vurmuş. Tribünde biri birbirini öldürmüş falan deyip ayıp mayıp falan. Hakeme gidelim falan oluyor ondan sonra. Yani böyle şeyler oluyor. Ben gerçekten inanamıyorum yani. Bu yaşta, bu kariyerde, bu kalibrede, bu parada insanlar. Koca koca kulüplerin başına geçmiş insanlar. Bu işleri yapıyorlar. Ben samimiyetle şeyim yani. Şaşkınlık. Anlayamıyorum yani. Anlayamıyorum. Bu mesela şöyle düşünelim. Gelecek sezon herkes anlaşsın. Hani kulüpler birbirinde birçok konuda anlaşıyorlar ya. Herkes anlaşsın desin ki trolleri kaldıralım. 3 ayda düzelir açık. Kimsenin trolü yok ki abi. Kimse tabii, sosyal medyadan etkilenmiyor. Tabii, kimse bakmıyor da. Ben Türkiye şu an Süper Lig'de 20 kulüp var. Hiç kimse sosyal medyadan yani, etkilenmiyor. Yani dolayısıyla bu saçmalıkların artık makuliyet ölçüsünden çekilmesi lazım. Çekilir mi? Zor. Tabii burada şey var. Bir otorite boşluğu korkunç var. Otorite boşluğu olması da doğal. Yani taraftarı olmayan federasyonun kimseye yaranması mümkün olmayan bir kurumun devrimci kararları almadan yerinde durması da zor. Hı-hı. Herkesi memnun etmesi zaten imkansız ama büyük yani hiç olmazsa %60-65'e memnun edecek devrimsel kararlar alamadıktan sonra da işte eninde sonunda hepsinin ömrü 1 sene, 1,5 sene oluyor. Belki gerçekten çok iyi niyetle başlıyorsun. Ama bu çark seni de iyi öğütüyor. Dolayısıyla maçtan sonra yaşananlar baştan sona saçmalık, baştan sona lüzumsuzluk, gereksizlik. Ben bir de sahanın içinin yani genel olarak söyleyeyim. Yani bu prensip olarak saha içinin oyuncuların ve teknik adamların olduğunu düşünüyorum. Kupa törenlerine dahi yöneticilerin çıkmaması gerektiğini düşünen biriyim ben. Eyvallah. Cem abi, Serdar'a reklam öncesi ve sonrasında sordum. Ne oldu dedim. Bir analiz yaptı. İçinde saha yok. Sana da soracağım. Sen de sahada bir şey bulamadın söyleyeceksin. Sahada bir şey yok. Zaten konuşulacak az şey var yani. İşte Fenerbahçe'nin iyi oyunu. Oyuncuların tutumları. Hani olumlu ya da olumsuz tutumları var. Yani futbol adına söylersin. Şimdi Serdar'a şuradan pek katılmam. Hani konuşmama diye bir seçenek artık mümkün değil bu dünyada. Konuşmamak mümkün değil yani. Hani niye haklarını savunmuyorsun diye taarruz ediyor ya işte troller, o küçük ajite gruplar, müfrezeler filan. Yani onların çoğalttığı bir olumsuz dil var. Konuşmamak değil, tam tersine makul bir dille içeriye insanları ikna edecek. Yani kurduğumuz doğru içeriği insanları ikna edecek bir dil inşa etmek gerekiyor. Konuşmamak değil, tam tersine konuşmak. Anlatmak ama makulü ve kendinde olanı anlatmak. Belki hani Serdar'a bir katkı olsun. Bu son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan biridir. Çoğu insan iyidir kitabın adı. Hmm. Çoğu insan iyidir. Anlattığı bu. Yani bizim şu anda dünyada gördüğümüz bütün bildiğimiz ve doğru bildiğimiz olumsuz örneklerin çoğunda insanın ne kadar vicdan sahibi, merhametli bir varlık olduğunu anlatıyor kitap. Yani sineklerin tanrısına karşı adaya düşmüş çocukların dayanışma ve kolektif içinde nasıl hayatta kaldıklarını, birbirlerini nasıl omuzladıklarını, süngü savaşlarında insanların esasen birbirlerini süngüyle öldüremediklerini. Öyle değilmiş yani. Süngülere bakılmış. Kolay bir şey değil çünkü hani birine o kadar kolay değilmiş o işler, anlatıldığı gibi değilmiş. Uzun uzadıya çeşitli alanlardaki araştırmalardan toplanmış. Yani son derece hepimizi ikna edecek yani Serdar'ın makullük ifadesindeki bu tribünlerin büyük bölümü Trabzon'da da İstanbul'da da Hatay'da da Antep'te de makul insanlar tarafından
dolduruluyor. Şimdi bu makullüğü övmek, makullüğü yükseltmek, makullüğün dilini bulmak, aynı zamanda toplumsal kolektifi ve dayanışmayı da beraberinde getireceği için bakacağın şey koşu mesafesi olacak. Pas düzenin ve kaliten olacak. Oyuncuların birbirine yakınlığı ve şey olacak. Yani Arsene Wenger'in nörobilim tartışmalarına oradan katılacağız. Diyeceğiz ki daha çabuk karar vereceğiz. Daha hızlı oynayacağız. Bu temponun içinde hani ben diyorum ya köyden geldim yoruldum. Yorulacağız. Yorulan insanın bütün bu işlere kalkışmasına mecali de kalmayacak. Çünkü oyunun zevki seni yormaya başlayacak. Yani eğlenceli bir yorgunluktan, üretken bir yorgunluktan bahsediyorum. Ama şimdi bizim oyunumuzda öyle bir şey yok ki. Münakaşanın dışında bir şey yok. Tam tersine bu münakaşa dilini dilinin dışında yeni bir dile ihtiyacı var. Öncelikle dile ihtiyacı var. Bak şimdi bir tane yasamız var değil mi 6222? Onun önünde bir yasa var mıydı? Serdar hatırla bizim. Vardı değil mi? Revize edildi 6222. 1400 bilmem kaçtı. Onun önünde de bir yasa vardı hatırla. Onu da ona göre daha sertleştirerek revize ettiler. Yani benim hatırladığım 3 tane sporda şiddet yasası bu üçüncüsü. Revize edilerek, sertleştirilerek herhangi bir toplumsal dönüşüme, toplumsal ikna ediciliğe neden oldu mu bu protokoller, mevzuat, yasalar olmadı değil mi? Ne arıyoruz şimdi? Caydırıcılığı polis kordonunda arıyoruz. Doğru. Çünkü toplumsal denetim yok. Yani toplumu ya bir dakika arkadaşlar ne yapıyorsunuz diyecek insanlar yani özneleri ortadan kaldırıyor bu yasal düzenlemeler aynı zamanda da. Bu sefer diyor ki ya ben polis değilim, savcı değilim, hakim değilim. Bununla ilgilisi ilgilensine dönüşüyor iş. Şimdi hal böyle olunca sahaya girmelerde taraf tutmalar belirleyici olmaya başlıyor. Şimdi geldik orada bir kahramanlık menkıbesi yaptık. Çıktık sahaya işte bayrak açtık, logoyu armayı öptük. Taraftarımıza sevimli göründük mü? Yok. Olay çıktı sonra. Olay çıktı, nümayiş oldu. Ne bu yasaların bir hükmü var burada? Tabii. Caydırıcılığı ve öğreticiliği var. Ne insanların kendi aralarında ne diyelim? Hani dayanışacak ipuçları var. Bak mesela beni en çok rahatsız edenlerden bir şeydir. Çocuklara hediye etme tanımı. Var ya maçın sonunda 2-3'tür duyuyorum bu şeyi. Çocuklara hediye etmek. Çocuklar üzülüyor. İyi okula gitsin. Çocuklar üzülüyor. Çocuklara hediye etmek. Siyasetinin de tamam. Bak şimdi. Ama bak, çocuk öyle bir şey ki. Çocuk öyle bir şey ki. Öyle bir yaş grubu ki. Bir çocuk üzülürken biri sevinir. Öbürü sevinirken birilerinin üzüldüğünü düşünmek gerekir. Çünkü bu toplumun temel taşı bu çocuklar. Yani bunların elbette bir kimlikleri, takım aidiyetleri, duyguları var. Ama benim çocuğum sevinirken başka çocuğun üzüntüsünü de beraberinde getirdiğini düşünerek bazı ifadelerden kaçınmak gerekir. Yani bunu yani gerek yoktu orada. Mesela çocukların işin içine girilmesi. Bu görüntünün ilerisinde ne var, var burada? İleri alabiliyorsak Ali Yiğit Burun görüntüsü var. Yani orada o kalabalıkta ne işi var Ali Yiğit Burun? Şimdi bak aynısı Trabzon'da oldu. İsmail Ali Kartal dedi ki çocuğumu işte darp ettiler kaburga kemiği. Çocuk da burada birini darp etti. Şimdi şey, düşün yani bak. Yani oradaki olumsuz örnek herhangi bir şey öğretmemiş. Çünkü dil yok yani uygun bir dille anlatılmamış bu. Evet, bir de şu var abi otoriteye korku, otoriteden korku sıfır. Türkiye'de genel öyle böyle. Genel olarak böyle yani. Otoriteyi sallamıyor. Şimdi Avrupa maçı olabilir mi böyle bir şey Avrupa maçında? Bu tabii şeyle ilgili i̇htimal ya biraz. Var mı yani? İhtimal var mı? Bir tane su atılır mı yani? Yani... Ya sıfır. Şimdi Hollanda'da, Almanya'da da zaman zaman bu tür hadiselere tanık ediyoruz. Herhangi bir Türk takımının seyircisi. Ya oldu herhangi ya Fransa'da Beşiktaş maçında oldu ya hatırlamıyor bir, musun? Herhangi bir Türk Türkler takımına... yaptı abi. Yok yok Fransızlar da yaptı. Yani o yani şimdi yaptı. Bu oyunun böyle bir özerk bir alanı var. İnsanlarda böyle ne oldu? Tabii bir ceza aldı. Çaktılar. Tam ceza aldın. Bir daha da aklına gelmez. Özür dilerim abi dedim. Özür dilerim baba dedim. Yani Okan Buruk gelecek sene. Okan Buruk gelecek sene. İki tane maçta, ilk iki Avrupa maçında kulübede olamayacak. Niye? Niye? Hiç. Niye? Sparta Prag maçından sonra bir takım hadise orada otorite affetmiyor seni. Bu da bizim çocuktur. Benim işte bizim haklarımızı savunduk falan filan. Çok ses çıkar. Toz kaldırmayalım yapmadıkları için oluyor. O yüzden de ya devlet başa ya kuzgunleşe buraya da. Yani düzgün bir otorite gelmesi gerek. Ama işte izin vermiyorsun ki bak şimdi bir federasyon kuracaksın senden iki kişi ondan bir kişi bizden üç kişi öbürlerinden hiçbir şey yok. Olmayacak işte öyle. Koalisyon olacak bak, abi. Ama işte olmaz koalisyona gerek yok hayır. Ya bilen
Bak Aziz Bey'in geçen günkü basın toplantısında ya paralı insana ihtiyacım yok, akıllı ve bilgili insana ihtiyacım var dedi. Zengin işte. Adamla çalışmam. Yani neyse. Benim prensibim. Yani bilmek başka bir şey. Asla zengin adamla çalışmam. Yani bilmek başka bir şey. Bilgi yani şey olmak, camianın evladı olmak, otoriter olmak, işi yönetmek bambaşka bir şey. Yani bilgili insanı getir. Şimdi yeniden bir konsensus kurulacak. Diyelim ki yeni federasyon öyle oluştu. Olacak, değil mi? Herkesten birer ikişer örnek alınacak. Yine benzeri münakaşalara tanıklık edeceğiz. Oysa ki bunun başka bir yolu vardır herhalde dünyada. Bir de olarak biz genel olarak özür dileme konusunda veya hesaplaşma konusunda hiç yeteneğimiz yok. Benim hatırladığım herhangi bir hesaplaşma yapmadık biz. Mesela helalleşme? Helalleşme yapmadık. Şöyle. Ya bu nereye kadar devam edecek? 1967'de siz de bize böyle yapmıştınız. İnanılmaz. 1983'te Ostat'ta bunu yaptı. Hakem bizim kalemize gol attı. Ülkede i̇şte, haksız bir kişi Beyaz abi ya. Söylüyor değil mi? Sürekli. Hakem bizim kalemize gol attı. 1900 işte geçen sene işte Icardi onu yapmadı mı? Bilmem ne zaman falanca. Ben artık hatırlamıyorum, futbolu bırakmış adamlardan filan örnekler veriyor ya. Bu nereye kadar? Bu kan davası nereye kadar? İşte dil ya? Dediğim bu. Yeni yani bir dili kadar, inşa etmek dediğim başka bir şey kuracağız. Desin ki ya kardeş bak biz de yaptık, siz de yaptınız. Kimse masum değil. Biz artık yapmayacağız desin ya. Burada şu adam sokma olayında Ali Koç ilk geldiğinde söyledi, o da başına büyük bela aldı. Onu, bu sokmak kısmı da var. Adam federasyona ben adam sokmak tabii, konusunda tabii, Ali Bey okulda eleştiriliyor zaten. Eleştiriliyor. Ya yani şöyle hatta ben de eleştiriyorum çünkü bunu yapmadığında orada olmamış ben de oluyorsun. Diye ve, abi. Evet. Bunu yaptığında orada olmuş oluyorsun. Ya bir şey kimse sokulmasın canım. Yani. Ama işte yapmayan mağdur oldu. Onun arkasında hiç kimse olsun durmadı. Yani ikinci niye mağdur olsun? İkinci mağdursa sekizinci ne durumda yani? O zamandan yok, bahsetmiyor. İlk dönem 2018. İlk, ya, ilk 4 senesi ilk acemilik zamanı diyor. Serdar. İlk Sevgi Kelebeği'ydi başkan ilk zamanda. Öyle geçen olmadığını gördüm. Neospor'da verdiğin kulüpleri söylemek ister misin? Yoksa Neospor özel mi kalsın? Onları söyledik orada. Dinlemek isteyenler dinlesinler. Dinlesinler diyoruz. Federasyonla ilgili Serdar'ın kulisi vardı. O yüzden soruyorum. Peki. Federasyon başkanı bence haftaya açıklayacak şeyi. Bırakacağını. Evet. 18'inde aday olmayacağını aday açıklayacak. Olmayacağını açıklayacak. Bunu evet, kendisi mi karar verdi? Ya şey. Telkin oldu mu? Görevden affını isteyecek diyeyim. Görevden affını isteyecek. Güzel. Peki Ahmet biraz sahaya gelelim mi? Cem abi de Serdar da sahadan bir şey bulamadılar. Haklılar ama ben Fenerbahçe maçı hak ederek. Yok yok bulundu. Bence Fenerbahçe oyununda bir şey var. Bir etkin vardı yani. Bir anlatsana Fenerbahçe şeyden tarafınızı. Şeyden başlamak gerekiyor. Sabah'a Galatasaray'ı sor. Sor. Galatasaray tarafında ne vardı abi? Sıfır. Eyvallah. Şeyden başlamak gerekiyor. Yani bu kadar 6 puan geride geliyorsunuz. Rakibe 1 puan yetecek. Sıkıntılı bir dönem yaşamışsınız. Trabzon'daki olayı yaşamışsınız. Üstüne yani en güçlü rakibinizin deplasmanına ilk 11'deki 3 oyuncunuz olmadan hatta işte İrfan Can, Beka, İsmail yok. Hatta İrfan Can'ın yediği de yok. Cengiz de yok. Bu halde geliyorsunuz ve hani derbi olduğu için tabii ki heyecan gerilim yüksek ama maçın hangi kısmında Fenerbahçe tedirgin oldu, Galatasaray çok gol atmaya yaklaştı desen neredeyse uzatmalarla 100 dakikada Fenerbahçe tedirginlik yaşamadan bir maçı kazandı ki 80 dakikasında 10 kişi oynayarak kazandı. Yani Fenerbahçe herhalde bir senaryo yazmak istese maçtan önce ve bu tarz bir senaryo yazsa birileri çıkar derdi ki ya abi, bu çok abartılı ya. Oldu. 80 dakika şu, 10 kişi yenebilir misin? Son 10 dakika 10 kişi olsun falan derdi. Yani hani dezavantajlı konumda olduğunuzda alabileceğiniz en büyük galibiyetlerden birini aldı. Şüphesiz ki İsmail Kartal burada takımı çok iyi hazırlamış. Galatasaray'ı çok iyi çalışmış. Başlangıç planı 0-0 planı çok iyiydi. 10 kişi kaldıktan sonra bence o planın iyi olmasının da etkisiyle bozulmadı. O ayakta kaldı. 1-0 öne geçti. Hem de 10 kişiyken bunu yaptı. 1-0 planı da çok başarılı oldu. King değişikliği mesela 1-0 planındaki muhteşem bir detaydı. Yani King'i oyunda atarak bence maçı bitirdi orada. Ahmet bir dur sana. Arkadaşlar bu görüntünün önünde var. Lütfen dur. Biraz sonra biraz yavaş oynatma ihtimalimiz yok değil mi? Şimdi orada işte. Ha bak orada. Ali Yiğit Buruk orada. Evet. Durabilir miyiz şurada? Çok az geri alsana. Az yani geride. Kusura bakma rejicilik yaptırıyoruz ama yapabiliyorsak çok az. Orada işte. Biz bunu eleştiriyoruz. Niye? O kalabalıkta Ali Yiğit Buruk'un işi yok abi. O gergin ortamda Ali Yiğit Buruk'un işi yok. İlk maçta da gerginlik. Ve bu da Okan'ın hocanın kabahati. Yani babanın kabahati. Ya, yok abi. İlk maçta da şöyle. Bir şey diyemem ya. Hayır ilk maçı bilmem. Ben burada gördüm fotoğraf. Niye? Senin oğlan gelemez mi buraya? Benim oğlan buraya gelir de buraya gelemez. Tamam yayına gelemez. Rejiye girer. Sahaya girmiyor zaten canım. Baba ha, iyi orada gerginlik var.
Ha çocuk için doğru. Orası çocuk bayağı şey alan ama. Saha abi, gibi abi, yer. Bir de gerginlik var yani. Futbolcu çıkışı orada çok abi. Güzel. Ben neyse, ben katılmam. Evet Ahmet devam et. O ben yüzden Fenerbahçe gerçekten çok dediğim gibi kendi yazsa böyle bir senaryo yazmayacağı şekilde bir galibiyet aldı. Hep anlatmaya çalışıyordum. Fenerbahçe'nin gerçekten güzel bir takım kimyası yakaladı. Güzel bir takım nasıl diyeyim? Katılıyorum. İyi Fenerbahçe olmuş yabancılar. Evet evet. Yani hem Fenerbahçe'yi benimseyen hem mesela geri düştüler, çok yıprandılar, çok yoruldular, çok sakatlık yaşadılar. Çok fazla maç üst üste oynadılar. Buna rağmen Trabzon gibi maç yaşadılar. Yani bunları da unutmamak gerekiyor. Trabzon'da Fenerbahçe oyunla futbolla 2-0 öne geçti. Evet. Futbol dışı etkenlerle 2-2'ye geldi oyun. Oradan bile çıkmayı başardı. Sözünü ettiğim görüntü bu. İleride bizim Ege'ye orada, sarılan orada. Ali Yiğit Buruk. Aynen. Ben buna yokum. Benim yorumum bu. Serdar katılmıyor. Trabzon'da çıkmayı başardı. Pendik gibi çok yıpratıcı maç oynandı. Fenerbahçeli futbolcular ne olursa olsun tabii ki şampiyon vesaire ayrı konu ama öyle bir lig oldu ki iki takımın arasındaki oynadığı maçlar da çok şey anlatıyor. Hı hı. İki maçın kazananı olmayı başardılar. Bence daha fazlasını hak etti bu futbolcu grubu. Ama en azından bu sezon başarısız diyemeyiz. Başlarını hiç eğmedi futbolcular. Hep hani mahcup olmadılar. Ne taraftara karşı ne sorumlu oldukları. Sonuçta para kazanıyorlar mesleklerine karşı. Bana göre de tabii son hafta artık mucizevi bir durum Fenerbahçe'nin buradan şampiyon olması. Ama sezonu çok net bir şekilde başları dik bitirecek bir iş çıkardılar. Peki Serdar, Ali Bey kazandı, İsmail Hoca'ya devam etme ihtimali var mı? Ondan evvel bir şey söyleyeyim. Söyle. Oraya geleyim. Cem abi iyi hatırlar. 92-93 sezonu. Son hafta Galatasaray Ankara'da Ankara Gücü'yle oynuyor. Beşiktaş'ta içeride Gençler Birliği oynuyor. 10. dakikada galiba Recep atılmıştı. Gençler Birliği 1-0 öne geçti. Ergün'ün ortası kafayı vuran Çek oyuncuyu hatırlamıyorum. Gençler Birliği 1-0 öne geçti. 1-0 öne geçti. Sonra 3-1 kazandı. 3-1 oldu maç. Ve takım bütün tribünler şampiyonluk kutlaması yaptı. Hmm. 8-0'lık Ankara Gücü maçının aynı dakikalarında oynayan Beşiktaş'ı değil mi abi? Belki sen de tribündeydin. Ben yok, ben dünü hatırlayamıyorum. Ya. Yani tribündeyimdir de hani bunlar bazı şeyleri siliyorum aklımdan. Şarkısı yani. Oluyor ya. 90 şeyde evet. Sergen Yalçın'ın şampiyonluk senesinde. 2020-21. Şampiyonluk senesinde. Galatasaray bir gol daha atsa eşitliyordu. İki gol atsa şampiyon oluyordu. Dolayısıyla o maçtan sonra da Emre Akbaba'ya penaltı attıran Fatih Hocam selam olsun sana. O maçtan sonra Galatasaray'da Florida'da falan karşılandı. O yani ikinci takımı şampiyon gibi kutlamışlardı. Çok meşhur 2010-2011 sezonu şampiyonluğunda Fenerbahçe son maçını kazanırken Trabzon'da Karabük'te sanıyorum 4-0 mı 4-1 mi galip geldi. Ve Trabzon'da şampiyon gibi karşılandılar. Evet. Yani bazı senelerde ikincilere de şampiyon gibi olurlar. Ya sen bugün ondan mı dayak yedin? Dayak yemedim ben. Yedin. Benim şeyim olmaz. Dolayısıyla bu sene Fenerbahçe'de şampiyon gibi karşılanacaktır. Şeyde. Samandıra'da. Son maçta. Maçın bitimini de karşılanacaktır. Son maçta taraftar da şampiyonluk kutlaması gibi futbolcusuna sahip çıkacaktır. Bunun sebebi 99 puan alması, efendime söyleyeyim, çok iyi bir sezon geçirmesi, yani 99 puan almış bir takımı başarısız diyebilir misin? Diyemezsin. Bunu zaten Okan Hoca da diyor. Onu da ayrıca kutlamak istiyorum. Bu böyle sene bir maçtan sonra bu sene kim olmazsa başarısız diyemeyiz cümlesi önemli bir cümledir. Aykut Kocaman'ın Trabzon'da ettiği cümleye benzer bir cümledir. Biraz daha düşük düzeylidir ama söyleyebilmiş olması bile önemlidir. Kendisini de bu bakımdan tebrik ediyorum. Ama birinci bir tane olacak yani. Birinci Galatasaray oldu bence. Dolayısıyla Galatasaray şampiyonluk kutlayacaktır. Fenerbahçe de şampiyon olmuşçasına kutlayacaktır. Yani bu geçen seneki ikinciliğe, ondan önceki seneki ikinciliğe ilgisi yoktur. Bunun tek sebebi aldığınız puan veya sıralama değil. Bazen eşit puanla da ikinci olursunuz. Ama sezon öyle bir sezondur ki, ya biz bu sene başarısız olduk çünkü bu çok daha iyisini yapabilirdik dersiniz. Bu sene evet bir iki ufak yerde kaybettik. Ah Konya maçı, ah Sivas maçı dersiniz ama ya bu takım da Sivas'tan çıktı. Pardon. Trabzon'dan çıktı. Bu takım da işte Ramspark'tan çıktı. Bu takım işte üç derbi deplasmanını kazandı. Başakşehir deplasmanından çıktı. Hatırlayalım.
Beşiktaş derbisi deplasmanı, o zaman Beşiktaş'ın yeni yönetimi vardı. Çok kolay oldu. Evet. Yönetimin maç yeni yönetimi vardı ya. Başkan çok kolay oldu. Abi, evet. Başkan değişir, Fener'le oynarsın. Tamam. Şampiyonluk maçı Fener'le oynuyorsun. Trabzon'da hadi Fener'i şampiyonluktan edelim maçı. Fener'le oynuyorsun. Fener'le oynuyorsun. Pendikspor küme düşecek, düşmemek için Fener maçı son şansımız. Efendim tarihimizin önemli Kayseri'yle oynarsın. Muhtara kadar herkes gider. Yani vali, belediye başkanını geçtim. Konya. Muhtar. Konya. Konya'da aynı şey olur. Yani şimdi mesela. Hoca değişti mesela Konya'da. Tabii. Hoca değişir, Fener maçı. Yani bu sene böyle bir sene bu. O yüzden de hani 99 puanla ikinci oldum. Ya ne yapayım abi yani. O yüzden de bu bir şey değil. Ne derler? Fenerbahçeliler kendi takımlarını da şampiyon gibi sarıp sarmalayacaklar. Ali Bey kazanır mı? Kazanınca İsmail Hoca'ya devam eder mi? Böyle bir takım düşünceler oluşmuştur. Ekibini güçlendirmek kaydıyla devam ederim diyenler olmuştur. Ama benim bildiğim Mario Branco bunu uzun zamandır söylüyor. Sen de 6 aydır söylüyorsun. Mario Branco bunu uzun zamandır söylüyor. Samsun maçından sonra bu ekip, biz bununla şampiyon olamayız. Mutlaka takviye yapalım. Yani kovamayız da artık ama hani bir takviye yapalım. En azından duran top hocası, kondisyon hocası, bilmem ne işte yardımcı hoca filan. Sene başında bir fizyoterapisi ona, yani ona hocanın konusu var. Kesin bir direnciyle karşılaşıldığı dönem var. Ha İsmail Kartal'la ben mesela 99 puan başarısız değil diyorum, kendim diyorum. Şampiyon olmuşçasına sevinecekler diyorum. Mesela sen ne değerlendir? Ben Olympiakos maçlarından kırgınım hocaya. Ben de. Yani bugün finaldeydin sen. 9 gün sonra final maçına çıkabilecektin. Olympiakos maçının önünde sonunda Karagümrük Sivas dersen ben yemem. Yani olmaz öyle şey. Olmaz. Aynen öyle. Ve orada maçımızı ertelenmek istedik falan olmadı. Onu sana erteledi federasyon. Erteleyelim dedi Karagümrük maçını ve sen kabul etmedin. Orada zeybeklik yaptın orada. Sen kabul etmedin. Dolayısıyla ertelese bile senin orada yani taktiksel olarak ciddi maça inanmadın sen bir kere. Tura inanmadığını istemedin. Dolayısıyla ben Olympiakos, yani bu konferans liginde ne kaybettiğinin farkında değil Fenerbahçe. Gerçekten Avrupa Kupası finalindeydi yani. Şu anda biz Yunanistan'a şey bakıyorduk. Çünkü Serdar'cığım sen benden daha iyi biliyorsun. Fenerbahçe'nin üzülerek söylüyorum bir numaralı hayat görüşü Süper Lig oldu. Ve biz aynı yaştayız. Biz küçükken de böyleydi, şimdi ne de böyle. Ne yazık ki işte Aziz Bey'e sordular. O da lig şampiyonu. Ne Şampiyonlar Ligi falan dedi. Ne Şampiyonlar Ligi denir mi Aziz Bey? Gözünü seveyim ya başkan ya. Tamam, Şampiyonlar Ligi şampiyon olacak halin yok da. Evet, biz de biliyoruz. Ama yani Avrupa vizyonunu koymayan kimseyi şey yapamıyorum ben. %100 katılıyorum. Ve üstelik son 5-6 senedir Fenerbahçe Avrupa'da başarılı gidiyor. Başarılı da gidiyor yani. Yani iyi puan topluyor. Efendime söyleyeyim, gerekeni yapıyor, işte bir çeyrek finalleri zorluyor falan. Yani geçen sene şampiyon seviyeyi yenen tek takımsın. İlk başta 2-3 yıldır Fenerbahçe'nin oynadığı, elendiği yani takımlar kupayı alıyor. Frankfurt'tan başladı. Evet. Sokağa çıkalım. 100 herkes tane Avrupa ister. Hayır. 100 tane Fenerbahçe taraftarını soralım. Fenerbahçe tarihinin en iyi 5 zaferi de eğer Zico'yla 2007-8'deki çeyrek final anılırsa adımı değiştiririm. Anılır. Çünkü arılmaz. Niye biliyor musun? Öyle bir hale geldi ki. Ha? Ama o lokal bakış değişiyor. Abi lokal değişmiyor. Fenerbahçe üzülerek söylüyorum. Başkan değişiyor. O sadece Süper Lig'de şampiyon olalım bakışı. Doğru. Ben 49 yaşına geldim, değişmiyor. Bu seneki fırsatın bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir kadro kuracaksın da ve de konferansta yarışacaksın. Abi ama çok zor diyor. Ben 11 biraz dakikada öne geçiyorsun. Maçı döndürme şansın var. Fenerbahçe'nin Olympiakos maçlarını hatırlatalım. Takım dağıldı yani fiziksel olarak. Yani evet, konuştu. O ayrı konu işte. Ruhen dağılmayacak ama Fenerbahçe artı 2 Aston Villa maçı daha mesela yarı finalde. Yani tabii ki kağıt üzerinde şey ama yani böyle çok da kolay bir durum değildi. Ha şunu bu konuda eleştirebiliriz işte. Fiziksel kalite. Aston Villa yeler. Abi Olympiakos maçlarında 60'tan sonrasını hatırla ya. İki maçta da düştü yani. Hani bu hazırlık doğru yapılabildi mi oraya bakmak gerekiyor. Sene başında Serdar abinin dediğine ek, sene başında da bir fizyoterapist tarzı bir yabancı antrenör, bazı futbolcuların isteğiyle ekibe katılması isteniyor vesaire. Bu noktada da direnç gösteriyor. Yani bizim ekibimiz yeterli diyor İsmail Hoca. Bunlar artık konuşmanın çok anlamı yok. Geçti diye söylüyorum ama devam edilme fikri mutlaka gündeme gelecektir. Cem abi, öyle bir düşünce oluşacaktır. Ama yeni yönetim kurulu, mevcut yönetim kurulundan %50 herhalde değişecek diyorlar. %40. Yeni yönetim
Abi %40 olsa bile. Bir tık az yani. %40 o kadar olsa bile yüksek olacağını düşünmüyorum. Karar verme yani icra kurulu %100 değişecek. Ha, %100. Futbol karar vericileri değişecek evet, diyorsun. Bravo. Dolayısıyla onların ortak kararı alacaklarsa eğer, hı hı. Ali Koç'un olduğu yerde ortak karar alınır mı? O da ayrı soru. İsmail Hoca'ya devam edip etmeme konusu bence 70-30. 70 etmez, 30 eder. Eyvallah. Cem abi, Ali Bey seçildi. Doğru. İsmail Hocam devam edebilir mi? Senin hiç kanaatin. Hiçbir fikrim yok yani. Ben bu tür ama dün akşam mesela bunu provoke etti mi? Dün akşam bunu katalize etti mi sence? Yani biraz yardım eder. Yani hem seçime yardım eder mevcut yönetime hem teknik direktöre bu sonuç yardım eder. Ancak ben yine de bir memnun olma halini yani tam oluştuğunu söylemem. Ya bir kere maç anlatmak, kendini ifade etmek yani bunlar biraz bu tür kulüplerde, bu tür büyüklüklerde yani başka bir dil, başka tür tanımlar, başka tür bir anlatı istiyor. Yani kazandığım zaman analizi doğru yaptım, maç önünde rakibimizi iyi analiz ettik, oraya teşekkür, bundan özür gibi. Yani o klişelerin içine hapsolmuş anlatıyı geçti. Yani bambaşka yerlerde, işte şurada İngiltere'deki maç önü maç sonu konuşmalarına bak, o kısacık konuşuyorlar ya, onun devamında yani ciddi bir iletişimle yürüyor iş. Yani çok ciddi bir... O yüzden Jose Mourinho çok heyecanlandırıyor. Yani çok başka bir dil yürüyor aslında her yerde. Yani uzun röportajlarda, özellikle eski futbolcuların bu YouTube kanallarındaki karşılıklı sohbetlerde, muhabbetlerde başka bir yere gitti konu artık. Ama biz tabii kendi alanımızdaki daraltılmış tanımların içerisine maalesef hapsolduk. Yenmek yetiyor, birinci olmak. Yani bir sene en kötüsü iki zaten ülkede. Dördün beşin bir sıkıntısı yok. Üç, dört, beş dertsiz evet, onlar. Bu sene kötü geçtik. Evet, tabii. Yani o dört, iyiymiş beş, aslında biliyor musun? İkinci dört, olmak kötü bir hakikaten. Yani iki en yıpratılan iki oluyor. Her şeyi yeniden revize etmek zorunda kalan mesela, iki oluyor. Sanki en büyük yanlışı iki yapmış abi, gibi anlatılıyor. Çok doğru söylüyor. Mükemmel yani tespit. Ama bu sene galiba onu yapmıyor. Abi üçüncü olan rahat değil ya mi? Ya çok emin olamıyorum işte. Şunun yok, için. Yok, bak şunun öyle için öyle emin olamıyorum. Yatırım. Serdar bak. Şimdi bir dahaki sene 11 yabancılı düzenli oynayabilirsin ya. Tamam. Şurada da Avrupa şampiyonası olacak ya. Evet. Oradan Simovic'ler falan gelebilir ya. Gelebilir. Hatırlıyorsun değil mi o dönemleri? Yani şimdi orada birçok fırsat olacak. Evet. Ülke bir kere antrenmandan daha çok fırsat kovalayan bir ülke. Sürekli fırsatın peşinde koşuyor. Şey işte, öyle bir şey. Ya işte ya, bu fırsat yerine hani antrene edilmiş bedenlerle yarışsan bugün Olympiakos'un pozisyonunda sen olurdun. Dedikodu ben vereyim mi? Çok işte haber ver dedikodu bakalım. Vereyim. Yeni mi geldi? Yunus dedikodu. Yok şimdi yani Yunus Akgün demiş ki Leicester City'nin oyuncusu Türkiye'de dörtte bir idman yapıyordu. Arda Güler dedi. Yani demeseler de görüyoruz. Yani yalanın üç gün antrenman ya yapmadık. Hiçbir farklılık yok. Dünyanın bir yalanı değil mi? Her yerde aynı. Birincisi o ya. Yani nasıl bu adamlar bu kadar üst üste maç yapıyor, deli gibi koşuyorlar ve yeni oynuyorlar. Demin senin söylediğin yerde bir notum vardı. Şimdi Fenerbahçe ülke yardım etmediği şeyde konferansta. Evet. Ya ülke o kadar zorlamıyor ki. Çok doğru. Yani sürekli rekor kırıyorsun, sürekli evet. Yani koşmadan mı? Yani şu maça çıkmadan 3 gün antrenman yapmamış, yat gezisi diye bir şey duyduk yani. Şey evet. Değil mi yani yat gezisi yapılmış, aynen, oyuncu doğru. Birliği, duygu, işte cuma, mental motivasyon. Mental meseleler. Cuma antrenmanı iptal ettim. Ya şimdi bütün bunlar ülkeye yetiyor bak. Ya biri ülkenin yani 6 puanla önündeki lideri, şimdi 3 puanla, hı hı. Onun birçok oyuncusu 4 hafta idmana çıkmamış, bir tanesi 3 gün antrenmana çıkmamış. Yani bunlar ülkeye yettiği için. Icardi bazen antrenman gibi Şiraz, yerlerde. Biraz da hayal eksik abi. Tabii tabii bak esas hayal sıkıntı şu. Biraz. Çok şaşırmıştım. Ya bu Olympiakos'un Fenerbahçe burada yener, orada yener, şurada yener. Ataşehir'de yener. Ya bu kadar kolay değil bu işler. Yani keşke bu kadar kolay olsa. Yener mi yener? Şimdi yener mi yener? Yendi yani, atıyorum. Tabii yani. İkinci maçta şimdi yendi. İlke olarak yenebilirsin. Ama sen takımdaki eksikleri görmüyorsun. Mesela niye Dzeko yok son 4-5 haftada sorusu yok. Tabii tabii. Ne, bu soru yoktu ortada. Yani Batshuayi 50 dakikada bir gol atarken 120 dakikada bir gol atan hani istatistik analiz uçuşuyor aynen havalarda. Aynen. 50 dakikada bir gol atanın yerine 120 dakikada bir gol atanı tercih etmiş. Niye tercih ettiğini mesela bir sorardım. O da derdi ki ya bunun ismi daha ürkütücü. Alan açıyor. Bakınız o da derdi ki işte şey Olivier Giroud kupayı aldıklarında ne gol attı ne şut attı bütün maçlarda bunu açıklayabilir ama işte ikna edicilikten
anlatıcılıktan, hani doğru soruya doğru karşılık vererek topluma biraz da öğretmekten, eğitmekten söz ettiğim şey bu. Çok yani doğru. Oyunun doğru anlaşılmasına yardım edecek bir dil yok. Ben de şampiyonluktayken efendim hakemler tarafından, işte futbolcuyken şampiyonluklar elimizden alındı. Şey bize gol attı. Ahmet Akçay. Hakem bize gol attı. Ben varken attı tamam bir kapat artık. Jorge Jesus haklıydı. Yani, İsmail Özgür'ün evet, akşamda Jorge Jesus haklıydı dedi. Bu şeyin bir şey değeri yok. Bu ligin karşılığı yok. Bir sportif gerçekliği yok. İşte bütün bunları... Katılıyorum bu arada. Şimdi, ya tabii ki yok. Bunları Jorge Jesus gelmeden hepimiz söylüyorduk evet. Zaten. Yani bu lig o paraya yetmez dediğimiz günden itibaren Aziz Yıldırım, Aziz Bey'in o 500 milyon dolar gibi bir paraydı. Sen evet. O işlerin ekonomisini bilirsin neyse, değil mi? İlk yayın... NTV'ye katıldığı gibi. O yok o zaten uçuk bir rakamdı. Gereksiz o yani, o abartmış. O zaten bütün ya. Düzeni, işleyişi, bütün radarları bozdu. Tabii. Haliyle şimdi Olympiakos'u bilmeden Olympiakos'u geçebileceğini varsaymak bize iyi gelen işler. Her bak Serdar'a bir iyi örnek. Belki Serdar'ı desteklesin diye. Bursa Ligi Şenol Güneş'te 6. bitirdi. Takımının yarısı paramparası satın alındı. Doğru. Bak belki şampiyon olan Bursa kadar kıymetli bir işti o. Şampiyonluğu çok, gücütme evet. Gibi değil mi? En iyi futbollarından biriydi. Yani, o kadar özel oyuncu çıktı, o kadar... 6 tane milli takım oyuncusu oldu, 6 tane. Bakan bunlar yurt dışlarına gittiler, geldiler. Şimdi doğru. Yani demek ki ölçütleri değiştirmek, anlayışları, beklentileri değiştirmek biraz da gerekiyor. Bunu anlatmak da yöneticilerin işi aslına bakarsan. Ya da kulüp iletişiminin işi, biraz teknik direktörlerin işi. Ancak biz de önde pres, geçiş oyunu, işte rakibi... Bir... Serdar, kalkanı... Klişelerle devam ediyoruz. Al kalkanı. Ne oldu? Çarpıştıracağım sizi. Şimdi Cem abicim, Serdar'cığım, efendim. Ahmet kusura bakma sana şey yapmıyorum. Bu sezonun Avrupa'daki en flash teknik direktörü kimdir? Xabi Alonso. Ne dedi bir antrenmanda? Uzun pas yok dedi. Yan pas oynayın dedi değil mi? Hayır, ayağa pas oynayın dedi. Yan oynayın dedi. Cem abi, beyefendi, Aykut Kocaman başta olmak üzere topla ilişki kuranlara herhangi karşı bir karşıt. Herhangi bir karşı kuzen maçı izledin mi? Ben mi? Evet. Niye izledim? Neler Kuzan hiç öyle yan falan oynamıyor. Bayağı İyi de adam antrenmanı bu talimatı veriyor. Hayır ama şöyle uzun topu yapma diyor. Garanti pas oyna diyor. Başka bir şey söylüyor. Dikine futbol diye bir şey var. Dikine Cem abi dikine futbol var mı? Varmış ya. Stefan Thomas bugün Fanatik'te yazmış. Fenerbahçe önde baskıyı engellemek için alanı oyuncuları öne getirmiş. Çıkarttı. Uzun topa mahkum etti işte. Ama atamam işte yani. Arkaya derin topa kaçabilirmiş. Şimdi orada anlattığı şey alan kullanımı konusunda yani takım davranışı konusunda sen, Galatasaray sıkıntı yaşadı. Sen seneye hani oradan alayım. Gelecek sene Aziz Bey başkan olursa zaten kendisinin de ifade ettiği üzere takımımızda çok fazla oyuncu göndermeye gerek yok. 3-4 tane iyi oyuncu daha alarak güçlendireceğiz bu zaten güçlü olan kadroyu gibi bir şey söyledi. Evet. Evet. Ali Bey'in de fikri bu yönde. Ali Bey de başkanlığa devam ederse ki bence önde. Evet. O da ya takımımız iyi. 3-4 tane takviyeyle devam edilecek. Burada benim tek endişem Ali Bey'in tüccar şeyi var. Ruhu damarı var bir tüccar damarı. Satış. Böyle birine bir 25 kağıt falan gelince ya satayım satmadan duramıyor. Ferdi 35. Tamam Ferdi sat mesela. Tamam mı? 35 iyidir ama. Mesela Ferdi'yi sat. Niye satıyor? İşte sat Şimaski, abi sat deli misin? Sat gitsin İsmail ya. İsmail mesela İsmail'i sat. Mesela Şimaski'yi sat ama hani... Abi 3 tane adam sat. Ferdi, Şimaski. 3 tane demiyorum. Hepsini beraber satma diyorsun. Ha, mesela diyorum yani mesela Ferdi'yi sattın. Hadi diyelim Şimaski'yi de sattın. Diyelim ki. Ama ondan sonra bir de İsmail'i sat. Bir de efendim ne bileyim Cikuz bir de Ferdi'yi sat. Fenerbahçe. Bir de Ceydin'i sat işte onu yapmasın. Bir transfer döneminde artık 5 transferde kalsın ya. Yani evet evet yani çünkü şöyle bir şey var bak şimdi. 100 milyon euro gelir elde edeceğiz. Çok öyle güzel para. Tamam mı? Güzel çok güzel para da çok bir daha rahat edersin. Evet. Ona işte en azından bu sene yapma yani. Mesela Dzeko'yu gönderip ne bileyim gene 35 yaşında bir Luke ya da kilo problemi olan Lukaku'yu almaya gerek yok bence. Aynen hani, Dzeko dursun yani. Yani gerek yok bana göre. Batshuayi'yi daha çok kullanmaya yönelik bir şey yapabilirsin filan. Onu demeye çalışıyorum. Yani yeni yönetime de söyleyeyim. Yani biraz başkanın tüccar damarını tutun yani. Ya 100 milyon euro kazanmakla 5'te kalsın. Evet, 100 milyon euro iyi para tabii. Tabii ki iyi para. Ama abi kulübün dönmesi gereken bir ekonomi yok mu sence? İşte ona sen 40'la da döndür abi. 40'la döndür. 100 yerine 40 yap. Sen şimdi topu lafı aldın getirdin de.
Abi bu adam dikey oyun var. Dikey oyuncu. Var var dikey oyun. Sen ya topla var, pasçısın. Vardır tabii. Ya, ya. Öne doğru vur dönene al ya oyunu şimdi, vardır. Ya, ya bu niye adam bir şey yapıyorsun şimdi? Adam hayır bak. Yatay oyun diye bir şey yok. Dikey kardeşim. Oyun dediğin şey kontra atak oyunu, vur dönene al oyunu. Birkaç öyle değil, tane öyle değil ya topla gidebilme. Topu daha ya ön tarafa doğru kullanabilme. Varsa git zaten. Tabii ne yapıyorsan canım, yap yani. Aynen. Adam isabetli şut atan. Ama sen pasçı değil misin abi? Yahu ideali o çünkü pas oyunu o da oyuncuyu geliştirir. Yani pas oyunu pas oyuncuyu pas geliştirir. Abi şu sağdan ben bir şey de anlatayım. Tam beklediğim verimi alamadın abi bu konuda. onu da anlatayım. Bugün o konuyla ilgili konuştum. Sosyal medyada çok gereksiz bir linç ve dalga geçme var. Fenerbahçe'nin golü çalışılmış dedi. Biz bu gole çalıştık dedi. İsmail Kartal. Hani nesine çalıştın? Kaleci hatası var gibi. Ya arkadaşlar yani eleştirinin de bir şeyi var. Zaten çalışılan o. Muslera'yı çıkartmamak. Bu, dikkat ederseniz golden sonra Muslera Nelson'a kızıyor. Niye beni burada yalnız bıraktın diye. İkili sıkıştırma yaldı. Jadon Osterwold'e orada Muslera'yı çıkarmıyor. Zaten o yüzden hata önceki alıyor. Önceki kornerleri niye maske attırmadı o zaman diye biri sorsa. Attı ya. Abi çok attı atamadı. Attı. Bu arada Hayır, maç içinden söylüyorum. Maçın hepsini Hakan attı. Duran topların neredeyse tamamını Mert Hakan'a kullandı. Çoğunu Mert Hakan yani, kullandı. Yani kornerleri onları bunlar. Bence oradan, ama kullanıcıdan oradan. Bağımsız bu, ayakla ilgili dolayısıyla bak, dolayısıyla o anlatı bak tam da anlattığım yere iyi getirdin. Bak dil yani. Bak gerek yok bunlara. Yani buna çalıştık yok, demeye galibiyetten yani, sonra çalışılmış gerek bir yok. Gol yani. De ki ya, oyuncu Galatasaraylı oyuncu girmedi arka direğe top gitti out'a olurdu değil mi? Girmeseydi gelirdi yani senin çalıştığın bir şey değil. Top karambole düştü karambolden stoperin de gol attın. Şimdi bunu böyle anlatınca yani bir durumu anlatınca durum gerçekten ona anlatılan şeyi karşılamıyor. Niye o zaman diye sorsa bu kadar topa Mert Hakan'a vurdurdun? Çünkü o zaman ne olacak? Maçın başındaki Mert Hakan, devre arasında hakemle konuşan Mert Hakan, maçın sonundaki Mert Hakan, başka onun futbolcu figüründen başka diğer figüratifliği öne getiriliyor aslında. Şimdi gerek yok buna. Söylediğim bu. Abi, bu tür anlatıya gerek yok. Mert Hakan varken Mert Hakan kullanıyor, sahada yokken maske kullanıyor. Ya buna çalıştığa gerek yok. Bir takım koroner çalışır tabii ki. Çalışmaz mı? Abi tamam bu da bu kadar değil. Çalıştığı nasıl pozisyondan değil? Gol bulmuş bunu söyler ya ne var bunda? İşte bak söyler de doğru olmaz söyledi. Mesela beni ikna edemez. Sen ikna neden, olmaya yatkınsın. Neden hep oradan Şimanski atmadı diyor. Niye Şimanski'ye attırmadın? Abi hayır Şimanski ile Mert Hakan çok farklı tipte kornerler kullanan adamlar değil ki. Ama Mert olmadı bak olmadı bak. 5 korner attın 4'ünde olmadı. Dolayısıyla bunu söylemeye gerek yok. Söylemeye gerek yok diyorum. Veya 2 korner mi? Şeye benziyor bak bu. Kazandığım tamam, maçtan sonra soyunma odasında... Adam bütün yıl korner kullanamadı, duran toptan gol atamadı diye eleştiri vermiş. Anlatmak istediğimi anla diye söylüyorum. Bak iletişim anlattım ya. Doğru olması, haklı olması, çalışmış olması başka bir şey. Bu kazandığım maçtan sonra soyunma odasındaki o konuşmayı servis etmek gibi bir şey. Anladım. Anlamsız şeyler bunlar. Anladım. Yani bu bir şey öğretici iş değil. Bu biraz defansif durma. Mesela şöyle mi demeliydi abi? Hiçbir karıştırma. Şöyle mi demeliydi? Eğer bunu anlatmak durumunda ya da bir soru geldi. Soru gelse anlatırsın. Şöyle diyebilirim. Şöyle mi demeliydi? Muslera'nın önüne bir oyuncu koyacaktık. Daha çok içeriye orta yapmalarını söyledim arkadaşlara. Muslera'nın çıkışını engelleyebilirsek topun sekmesek şeklinde bize geleceğini biliyorduk. O kadar. Gibi bir şey tabii ya bu yani rakibimizin zaafiyetlerini yani duran toplarda zaaflarını biliyorduk. Karim bunun üzerinde de kimi yani maçlarda test yapmıştık. Öğretici dediğin şey bu. Bunlar işte yani anlatmasın şey demiyorum. Evet. Ama hani anladım, çalışmıştık anladım. Sonucu aldık başka bir şey orada oyuncu olmasa Galatasaray'da top avuta gidiyor. Jose Mourinho. Jose Mourinho gelsin Beşiktaş. Jose Mourinho Beşiktaş gündemi var bir de değil mi abi? Yok, varmış var, yani bugün var. Öğrendim onu da. Bayağı görüşülüyor. Ben o konuda şunu söyleyebilirim. Ben Beşiktaş, Jose Mourinho... Yani Fener gündemi çok daha kuvvetli. Olabilir. Beşiktaş kulübünün elbet açıklamalarına öyle, da saygı duyuyorum ama da. Ama Hüseyin Bey yani atıyorum bu saatten sonra oldu da Aziz Bey seçildi. Mourinho'yu getirdi. Oldu Ali Bey seçildi Mourinho'yu getirdi. Evet bu arada bu da olabilir. Hüseyin Bey'e negatif yazar. Bir ay önce bir görüşme oldu. O yani çok Mourinho tarafından ulaştığımız bilgiler çok Beşiktaş ihtimalini güçlü göstermiyor ama... Tabii ki futbol dünyası paranın çalıştığı ne olduğu belli dünya, olmaz. Tabii ki, hele Avrupa Şampiyonası bir olsun bir sürü teknik tabii, adam boşa tabii, çıkar bir sürü tabii. Oyuncu boşa çıkar ya ilk turlardan birileri gelir ülke fırsatlar ama ülkesidir. Ama şu Aziz Yıldırım'ın 9 Haziran'dan önce biz getirelim demesinin altında yatan bir şey var. Aziz Yıldırım oradan bu Arabistan konuda, yatıyordur o ya. Yok, Arabistan'a gitmiyor. Açıkladı mı? Başka Avrupa'dan bir iki teklif var 9 Haziran'a kadar. Kalmaz, beklemez, vardır, çekincesi vardır. Tek şey yok. Başka hocalar vardır. Ama ya vardır. Yani, yok, yani ders çalışan bir sürü insan beş vardır. Beş büyüklükten üst düzey teklif yok.
Yani Xabi Alonso'yu getirelim deseydiler. Roma tarzı var. Bak, Xabi Alonso'yu geçen sene takımın başına getirelim deseydiler kabul edilir miydi? Hayır. Zico geldiği zaman da stajyer hoca oldu abi. Şimdi, stajyer hoca demiyoruz. Güzel bir mesaj atmış İsmail Doğan. Gerçekten Serdar'ın sözüne ettiği makuliyetin temsilcisi. Derbide Ali Koç'un yaptıkları yanlış. Dursun Özbek'in söyledikleri yanlış. Hakem yaptıklarının çoğu yanlış. Mert Hakan'ın yaptıkları yanlış. Galatasaray'ın oyunu yanlış. Tek doğru olan Fenerbahçe'nin oyunuydu ve kazandı. Ben aynen bunu... Diyorum ya, ama hakemini biraz konuşalım makuliyet. Ya. Konuş. İsmail Bey'e teşekkür ediyorum. Hakikaten çok... Ben sevdim, çalıştım. Gerçekten taraftarların... O kitabı da okuyacağım. Çoğu insan iyidir. Çok katılıyorum. Bakacağız. Yani insanın fıtratında herkesin iyilik vardır. Enteresan bir bakış açısı. O bütün insanlar demiyor. Çoğu insan diyor. Bütün dese o zaman okumaya değmez. Bu tartışmanı ne düşünüyorsun abi? İnsan kötü mü doğar, iyi mi doğar? Yoksa bir tabela mıdır? Dur şimdi karıştırma kafamızı. Ama şey, bambaşka bir yere götürecek konuyu. Ben Raquel Dink'in konuşmasına kadar gittim yani gerçekten şimdi. Gerçekten futbolda çoğu insan makuliyeti istiyor ve seviyor. Yani sen niye geliyorsun hem sahaya bir daha? Niye geliyorsun hem sen? Ya üzülmek var, üzülmek. Hepimizin hayatında üzülme var. Kaybetmiş, üzülecek. Gelecek, öp, karşılığı alınlarından öp, ne yaparsan yap yani. Sen ya gel bekliyorum falan. İşte o biraz seçimin demotivasyonu. Bence ben şu tarafta da seçim işi sonra, biraz. Son düdükten sonra yaşayan her şey iç siyaset bence. İki kulüp açısından. Tabii seçim olmasa olmayabilir. İç siyaset. Makullerle ilgili de şunu eklemek istiyorum abi. Makuller de ama bu ortamda yaşıyor. Makuller de ikiye ayrılıyor. Bir kısmı makul kalabiliyor ama bu zihin yapısında. Yani bu azgın azınlığın konuştuğu konular içerisinde duruyorlar. Daha makul kalmayı başarıyorlar. Bir kısmı da futbolu terk ediyor. Makuller de iyi durumda değil. Çoğu terk ediyor. 8-15 yaş arasına bu oyunu sevdiremezsin. Takım tutar belki. Bak takım tutar. Yani aileden gelmedir, işte büyüklerinden görmedir. Olduğu gittiği yerde oyunun dışında kalmama meselesi vardır. Takım tutar belki ama severek tutmaz. Yani ilgisi bizim kuşağımızın oyuna duyduğu ilginin çok gerisindedir. Yabancı yani. Takım tutuyorlar abi. Peki. Maalesef. Böyle tuhaflıklar var. Cem abi, laftan lafa atıyorum. Biraz sonra derbiye gireceğim de. Sayın Hakan Çalhanoğlu, kusura bakmasın ben önce önümü ilikteyim de. Hakan Çalhanoğlu diyeyim memlekette. Önünü iliklemezsen dışarıda kalıyorsun. Mevkimin en iyisiyim bence. Rodri ve Kroos çok iyi oyuncular ve Şampiyonlar Ligi kupaları var. Benim tek eksiğim o. Bir insan mevkimin en iyisiyim nasıl diyebilir ya? Ama bu eski açıklama ya. Eski yeni bilmiyorum. Eski. Yani 2036 yılında benim Türk milli takımına yönetici olmaya ihtiyacım yok. Milli takımın benim yöneticiliğime ihtiyacı var deyip şimdi, Hamit Altıntop gibi bir profil mi çizecek? Haksızlık yapma. Kime haksızlık yapma? Hakan'a. O bir röportaj. Röportaj biliyorum. Röportajda diyorlar ki sen diyorlar işte rejista olarak kimi beğeniyorsun? Mevkimin en iyisin ne demek ya? O da diyor ki dünyanın en iyi rejistası benim. Benden sonra Rodri var. Ondan sonra da Kroos sayabiliriz diyor. Aslında Kroos da tam rejista değil de. Biz bunu makul kabul edeceğiz yani. Adam kendini niye övmesin ya? Ya öyle görüyordur kendini. Abi, şey. Ondan sonra Hamit gibi oluyor evet. İşte. Hayır, oradaki soru orada oluyor. Derdi hayır, Türkiye'deki eleştiriler. Şimdi biraz. Oradaki soru şu. Yani çeşitli oyun modelleri var. Şimdi çeşitli oyun modelleri mesela var. Mesela ben rejistadan nefret ediyorum. Şimdi, hiç sevmiyorum. Kimisi mesela ben de pek hoşlanmam hiç oyundan. Yani o eski model oyunu alayım, biraz çağrıştırır bana. Pirlo, Mirlo falan. Şimdi İlkay Gündoğan Manchester City'nin şampiyon olduğu sezonda oynarken takımın en çok gol atanı. Evet, hadi bakalım ne olduğuna karar verin bu adam. İlkay Gündoğan mı? Hakan Çalhanoğlu mu? Ne gol? Hayır. Yani regista mı diyeceksin, santfor mu diyeceksin? İlkay. Şimdi pozisyonların bu kadar değiştiği, oyuncuların çoklu oyuncuya evrildiği bir oyun zamanında geçiyoruz. 6-8 kim ne belli değil, 7-11 kim belli değil, kim nerede oynuyor belli değil. Yani eski model yani voleybolda dönerek oynayan gibi herkesin neredeyse her pozisyonu oynadığı zamandayız. Dün golü atan Çağlar Söyüncü'den pekala bir süre sonra santfor olarak da faydalanabilirsin. 3 maç 5 maç eğer çocuğun bedenini ona göre kuruyorsan. Halil hep yani kendini soruya yanıt vermiştir ama yani o sorunun üçlü oyunda o regista kavramı başka, dörtlü de başka, santiforsuz oyunlarda başka. Nuri Şahin'in ve Hakan Çalhanoğlu'nun etrafında milli takım kurmaya, Enes Ünal'ın da çok iyi bir oyuncu olmaya inandırmaya çalıştık kendimizi. Hep bunu... İyi oyuncular bunlar, hepsi iyi oyuncular. Enes çok geliştirdi kendini ama. Evet. Çok başarılı oldu gerçekten. Yani sıfır goldü, iki gol falan oldu. Yani çok hiç olmazsa yok. Biraz top tutmayı falan. Milli takımdan bahsediyorum, ben kulüp takımdan bahsetmiyorum.
Hamit takımdan bahsediyorum. Ben İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelme çok ihtimalini... Çok o kadar takım dolaştı ihtimalini ya. Yüksek görüyorum. Kimi? İlkay Gündoğan'ın bu sene. Türkiye'ye değil mi? İlk, yok şeye Galatasaray'a. İlkay Gündoğan Galatasaray olabilir. Şey olabilir. Alaba olabilir. Alaba Galatasaraylı zaten. İşte Galatasaraylı olduğu için olabilir. Galatasaray. Real Madrid'den de çıkabilir. Ama tabii Almanya'da da yani bir orta, Alaba biraz zor abi. Orta üst bir takım yapabilecek evet. Pozisyonda Alaba. Alaba zor da İlkay gelmeyebilir ama İlkay. Alaba'yı bilmem de ben bugünden şerh düşeyim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa kalmıyor mu zaten direkt? Direkt kalmıyor değil mi? Direkt kalıyor ya. 24-25'ten sonra direkt kalıyor. Bu yıl direkt. Bir tane mi oynuyor? Basit öneleme oynuyor. Basit öneleme. Galatasaray'ın bir sol beke ihtiyacı var. Siz arkadaşlar. Sizin de aklınızda Mesut Özil'i tutun. Ben öyle söyleyeyim size yani. Oyuncu buraya olarak gelen şimdi oradaki oyunculara bakarak o oyunun içindeki oyuncular diye. Ben Mesut'un hiç böyle bir açıklama görmedim. Ben buraya geldiğinde buraya geldiklerinde öyle olmayabilir. Buraya geldiğinde o da birinden yani 2-3 maçta söz edersiniz. Şimdi Ziyech'in son 2-3 maç söz edilen Ziyech neredeyse son maçta ortalık yok değil mi? İlk maçta sol bek olarak gibi yani. Aa buraya falan geldiğinde buraya onu söyledim Galatasaray'ın bir sol beke ihtiyacı var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı anda Galatasaray'ın bir sol beke ihtiyacı var. Bu Kön'den o anlamda sol bek de alır Galatasaray. Ne köhne olur ne kasaba. Bir de tabii Galatasaray kimi satacak bir de o var yani. Galatasaray'ın satışa da ihtiyacı var biraz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper burada. En görünen o. Ben de öyle düşünüyorum. Başka çok da iyi bir sezon geçirdi. Kerem Aktürkoğlu belki. Peki, bence çok para getirmez. Arabistan diyorlar ama yüksek maliyetle alınacağını sanmıyorum. Yani iki haneliğinin çok az üstüne çıkabilir bence Kerem'e gelecek eyvallah. Teklifler. Cem abi Galatasaray niye bu kadar kötüydü? Fiziksel bence sorunu. Fizikseldi. Bizim lig göstermiyor. 99 onu. Yaptım diyor. Bizim lig göstermiyor. Yani sence? Bizim ligde antrenmanı göstermiyor bizim lig. Göstermediği için ciddi, biraz ciddi maç oynadığında, biraz zorluk derecesi yüksek maç oynadığında fiziksel eksiklikler görüldü. Biz ne diyebildi Okan Buruk? Kerem Demirbay'a aralara koşu yaptırdık. Orada bazı alanlar açtık ama yani bütün aksiyonu aslında buraya daraltabilirsin. Yani fiziksel sorun yani. Diğer maçlarda Icardi geldi sana gol attı. Mertens yani o yaşında ülkenin en gözde oyuncusu ya yani. Avrupa'da öyle yaptırtmazlar. Yani dedi ki Napoli antrenmanını ben yapamam dedi. Ve sen hala diyorsun ki bir sezon daha sözleşme yapalım. İşte o ligin 8-6'sından aşağı doğrunun durumunun anlattığı şey bu. Yunus Akgün'ün dediği yani. Ama sen burada hakem tartışmayı yeğliyorsun yani. 2 senedir herkes şunu atlıyor. 2 yıldır yayın gelirlerinin en düşük olduğu sezon. Bu sezon değil mi? Ve gelecek sezon artacak. Ayrıca bir takım eksildiği için bir miktar daha para artacak. Yani dağıtılacak. Bu sene atıyorum işte Adana Demirspor 10 lira harcadıysa gelecek sene 15 lira harcayabilecek. Örneğin işte Kasımpaşa bu sene 12 lira harcadıysa gelecek sene 16 lira harcayabilecek. Dolayısıyla lig daha da zorlaşacak. Ve artık belirli fizik kalitenin altı yani nasılsa Türkiye Ligi'ne yeterden çıkacak. Özellikle 10. sıra ve üstü takımlar için. Yani gelecek sene öyle bir mağlubiyet 100 puan falan mümkün değil yani. Daha toparlanacak diyorsun. Tabii. Galatasaray'la ilgili ben şunu söyleyeyim Serdar. Arada sorduğum için. İyimser buluyorum seni ama iyimserlik iyidir yani. Onun dedikleri üzerine bir borç yapacak değil mi takımlarımız? Yani iyimser. Para arttıkça borcumuz artacak. Şimdi ödemeler biraz gelmeye borç yapacak başlayacak. Tabii de yani o daha yani en azından 2 tane de 10 tane futbolcu alacaklar. 2-3 tanesi iyi çıkacak yani. Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim abi. Takıma vuralım çok kötü. Okan Hoca'ya vuralım çok kötü falan. Ya. Bak ben dün saat yani pazar günü saat 1'de buradan ayrıldım. Sabah 10'da geldim 1'de buradan çıktım. İnsanlar arabalarını park ediyorlardı. Sarı kırmızı formalarla maça doğru metro ile hareket ediyorlardı. Tamam. Levent. 4 Levent ve Etiler civarında boş mekan yoktu. Çok eğlendiler ve yoruldular. Tribünün İddia ediyorum %51'i A. Çok eğlenenlerden B. Yeni taraftarlardan müteşekkil olduğu için burada kombine devir meselesi var. Sen ki alıyorsun, yasaktı normalde. Alıyorsun sen sosyete kombine yılda yani, sosyete gelmişti diyorsun yani. 50 bin liraya kombine alıyorsun bana 300 bin liraya bu maç için satıyorsun. Öyle ticaretlerden dolayı tribün iç saha avantajını asla set edemedi ve Galatasaray tribün desteği olmadan saçma sapan bir maç oynadı. Burada şu... Tribün desteği her şey mi? Bilmem. Ama tribün desteği olmaksızın Galatasaray bir karşılaşma oynayınca oyuncuların bu haliyle mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ben diğer 50 bin liraya kombini almış taraftarın
tribün performansı devamlılığına mı bağlı, tribün kültürüne mi bağlı? Onu mu anlatıyorsun? Aynen öyle. Burada Fenerbahçe'nin deplasman tribünü de hakkını verelim. Şu ana kadar Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe taraftarının olduğu hiçbir maçta kaybetmedi Fenerbahçe. Fenerbahçe deplasman tribünleri genelde takımla takım şey yapıyor. Ya. Ev sahibini bozuyor, şeyi bozuyor. Ziyech'in işte... Savaş Adalet var, tribün lideri. Bugün Atay'la konuştuk işte. Ziyech çıkarken mesela Fenerbahçeliler bir tezahürat yapıyor. Ona yuh oluyor. Ziye kendine sanıyor. Yani Ziye'ye bir tepki yok aslında ama Fenerbahçe deplasman tribününde Galatasaray Stadı'nda bayağı iyi bir şeye sahip, Galatasaray seriye sahip. Sınıfta kalmadı. Nasıl girmiş içeri? Uğur da söyledi yani, bizim yayında Uğur da söyledi. Abi, ben çok var mı bir şeyimiz yani? Bir şekilde yani bu kadar ağır güvenlik, o kadar polis içeride meşale var. İki... Ama böyle sosyete işleri çok oluyor ya sponsor tarafta. Abi sponsor evet, taraftar derken bu sefer para verip. Fenerbahçe'nin çok oldu bu sene, Galatasaray'da oldu. Evet. Ya o kadar çok Serdar yurt dışından falan talep oldu ki ve insanlar o kadar çok 1000 euro vererek o biletleri satın aldı ki tribünün ne olduğunu, tribüncülüğün ne olduğunu bilmeyen binlerce insan orada Galatasaray'ı, eskilerin deyimi var ya, teşhi edemedi, destekleyemedi, arkasına takımın geçemedi, atmosferi oluşturamadı. Dolayısıyla Galatasaray'ın yani biraz da takım oynaması lazım. Takım ama atmosferi, bak, ben... atmosferin gelişmesi evet, için takımın da oynaması lazım. Ya güzel de o zaman sen seyirci olarak bir şey yap. Hadi. Olmadı. Ya yani benim görüşüm o doğrudur, yanlıştır. Bu ama bu eleştiriler var diye sordum. Bu eleştiriler ben var. Ben bir de tabii iç siyasi Galatasaray'da bir gündem oldu. Dursun Sayın Dursun Özbek bize de konuk oldu sağ olsun ama Galatasaray'da o iç siyasi gündem acaba etkiledi mi takımın konsantrasyonunu diye tartışırlar. Yani bu olaylardan sonra ben var mıdır 200 oy 300 oy atmış mıdır Süheyl Bey'e? Orada şey önemli. Bak mesela 200 300 oy artmıştır Ali Bey'e. Çen abiye evet, sormak lazım onu. Acaba Haziran kaç olacak? 4500 mü, 5000 mi, 6000 mi, ki 6000 olmuyor genelde Galatasaray'da. 4500 olsa, bilmiyorum, Süheyl Bey'i çarşamba akşam saat 20 itibariyle burada konuk edeceğiz. Öyle planlıyoruz. Süheyl Bey'le de bunu da konuşuruz ama Galatasaray'ın iç siyasetindeki karmaşıklıklar da devam etmiyor yani değil. Benim birkaç kişiden duydum, çok ciddi rakamlar değil ama hani ya Dursun olmasın. Etkiler diyorsun. Dursun'un karşısında kim olsa hani oy vereceğim şeklinde bir takım, bu dünden itibaren söylüyorum. Bir takım orada dünkü saha içerisindeki olaylardaki iddia edilen basiretsizlik mi? Tabii. Basiretsiz olduğu iddia ediliyor Galatasaray yönetimine. Ya diyorlar ki aslında oradaydı başkan falan. Yok canım ya, arabayla gittim geri döndüm de yani Galatasaray başkanı sözüne itimat etmeyeceksek neye itimat edeceğiz? Ya işte yani? Sen orada hani sen yalnız bıraktın şu bu filan. Böyle şeyler. Abi dediğim gibi son düdükten diyorum sonra ya, yaşayan her şey siyaset. Ya makuliyetin. Seçim siyaseti. Aynen öyle, makuliyetin işte kaybolduğu anlar oluyor yani. Aynen öyle. Cem abi, dün maç sonu için senin görüşün ne? Maç sonu için. İşte hayal kırıklığı elbette. Yani onu, üzüntüyü kabullenme halleri, yüz ifadeleri vardı yakın çekimlerde. Şimdi bundan sonrası artık adli bir süreç olacaktır. Evet, olacakmış. Yani, olacaktır yani, yani. Adli süreç olacaktır. Yani, madem bir 6222'si var, protokolleri kim deldi, kim o girmemesi gereken yerlere girdi, o işler nasıl olduğunu bir soruşturması yapılır ilgililerce. Polisin de kendi içerisinde bir soruşturma, emniyetin kendi içinde bir soruşturma. Orada her şey yapılır yani. Söylemek istiyorum, bu son şu anda Osman Müdür, son spor şube müdürü olduğundan beri İstanbul'da tribün olayları neredeyse sıfıra indi. Çok başarılı, bunun hakkını vermem gerekiyor. Ben muhabir olarak da çok maç takip ettim. Sadece ben Fenerbahçe muhabiriyken de Fenerbahçe maçları değil, Eyüpspor maçı, bilmem Karagümrük maçı. Çok başarılı, olay yaşanmayan, deplasmana gidip getirilirken çok büyük olaylar olmayan. Dün belki meşallerin girmesi bu kısmı biraz şey olabilir ama çok başarılı bir İstanbul'da tribün olayı, büyük olay olmuyor. Büyük şey olmuyor o zaman. Başarılı bir olmadı yani. Başarılı bir şey var. Onu şimdi bugün tabii Dursun Bey biraz eleştirdi ama ben bunu söylemek zorundayım. Başarılı bir Türk İstanbul'da emniyet spor şube var. Şimdi ortaya çıkan gerekir. Fotoğraflar soruşturma gerektiren, değil mi? Ortaya çıkan fotoğraflar, görüntüler, tabii, bunlar. Şey. Bu soru da tabii olsun bu ayrı yani. Bir şey, hani bütün şeyin revize edilmesi, protokollerin revize edilmesi için işte akredite alanlara girilmesi. Sen soruşturacaksın, adam da bir şey söyleyecek. En sonunda bir karar çıkacak. Yani artık doğruydu, yanlışlığı geçtik herhalde, bu davranışları doğru bulan azdır ülkede. Fenerbahçelerin hani içinde de azdır yani. Katılanlar bile olsa yani doğrudur, geldik, eğlendik, vardır yani oralarda bir takım yani küfürlü kıyametli yazılar ya, yazanlar vardır ama onların kıymet harbiyesi yok. Fenerbahçe deplasmanında zaten yani oyuncuların kendisi gitmişler zaten maçtan sonra. Gördüm ben yani, ben maç yayındaydım, gördüm arkada televizyona çıktı, oyuncular gitti şeye.
Teknik ekiple tribüne gittiler yani. Görüldü canım. Yani bir Galatasaray oyuncularında da dediğim gibi Berkan Kutlu haricinde hiçbir şey olmadı. Herkes soyunma odasına gitti. Mert Hakan'ın sahaya çıkmak koridorlarda istediği... Koridorlarda bir mevzu çıktı. O iddia bak onu yeni duydum. Onu yeni Ali Koç onu. Geriye takımı tebrik etmek için geliyor. Onu benim söyleyelim. De bildiğim Mert soyunma Hakan'ın odasına... telefonu üzerine geliyor. Çünkü Osman Müdür ve ekibi yani onun kontrolündeki ekip Mert Hakan'ın sahaya çıkmak istemesine önce izin vermiyor. Şimdi burada da şöyle bu da garip ama onda iddia o yani. İzin vermeme ha, bir şey var. Burada şöyle şeyler var. Hayır sonrasında... Ya işte 12 Mayıs biz de kupa aldık. İşte muhtemelen ışıkları... 12 Mayıs ve 96'nın rövanşı için yapıldı bunlar. Kardeşim ben de diyorum ki bu rövanş ne zaman bitecek yani? Bir yerde bitsin bu arada. Bitmesi lazım tabii haklısın. Ya bu rövanş ne zaman bitecek abi? Ha burada da Galatasaray'da bak şey var. Işığı kapatırsın, sulamayı açarsın. Galatasaray hiç kapatmadı ışığı sonlara doğru. Yani sonlara Ali Bey var. Falan çıktığı zaman yani açtı sulamayı ışığı. Açarsın. Mesela hatırla Barcelona, Mourinho, Inter. Ya sulamayı açtı değil mi? Karşıya şöyle hareket yaparken. Yani sulamayı açarsın. Yapıyordum hareketlerdiyse. Işıkları söndürürsün. Vardır hani, bunun, sesi yani, kısarsın. Biraz bu tip şeyler yapılabilir. Galatasaray yani. Oynak müzik açmıştı mı Ahmet söylüyordu. Ya o da ayrı, bu şey bitirilmeli, bu... Yanlış hatırlamıyorsam ilk Galatasaray'ın stadında başladı. Deplasman tribüne kulakları sağır edercesine yüksek müzik vermek. Sonra Fenerbahçe tam deplasman tribünün önüne buna karşılık olarak aynen kolonları koydu. Sonra Galatasaray tribünü bu maçta bir tık da üstüne çıktı bunun. Ya insanların sağlıklarıyla oynamaya çalışıyor. Yapmayın yani. Ben de diyorum yani. Ki işte bu maç ne zaman bitecek? Ve iş şuna döndü. DJ şey müzik çalan set bir şey açıp gitmiş. Disko müzikleri. Fenerbahçelerde eğleniyordu. Fenerbahçelerde işi partiye çevirmiş. Saçma sapan bir parti olacak ya. Orada bir setup yapılmış. Playlist yapılmış. O da çalıyor o sırada. Play'e yani, basmış gitmiş yani mi? Yani o gün herkes yani Okan Hoca diyor ya ben de iyi değildim. Futbolcular da iyi değildi falan diyor ya. Yani kimse iyi değildi yani o gün. O gün kimse iyi olmamış. Yani yönetilebilir bir şey yönetilememiş bu, ama bunun bir yani hayır, bu sonucu var, olur herhalde. Şu var. Ya bu rövanşı bir yerde bitirin abi. Bak bir arkadaşım bitmez. Yazmış. Ahmet'e söyle diyor. 6 Kasım 2002'de oldu ilk diyor. Bilmiyorum ki belki daha öncesi vardı. Bak 2002 diyor. Daha öncesi var. Ben bu son ses saçma olayından bahsediyorum. Öncesi tabii ki vardı. Önce Fener yapmıştı. Tamam olmuş. Tamam. Bir yerde bitmesi lazım abi. Bir yerde bitmesi lazım ya. Yani 1967'de sen bana yapmıştırdın falan hakikaten manası yok ya. Bu kan davası bir yerde bitsin kardeşim. Aynen öyle. Cem abi. Doğru Fenerbahçe bir dönem işte. Harbiden Kadıköy'de şey yapıyordu ya. Işıklar kapatıldı kutlama abi, yaptırılmadığı dönemde. Yok abi 2007'lerde falan söylüyorum abi. Luchescu şey dedi ya bu statta terör var dedi ya. Luchescu dedi abi. Yani şimdi... Torbalara yumurta, torbalara bir takım idrarlara falan kondu abi. Ama o şeydi oldu. Galiba 19 Mayıs 2007'deki sulu maçın ardındaki ilk maçtı galiba. İşte diyorum ya abiciğim bir yerde bir tane abi, hep var. Yani, siz de bize bunu yaptınız ya. Siz tamam abi yaptık ya o da yaptı tamam. Ben de yaptım. Ya, bir yerde artık bir duralım. Bir yerde büyüyeceğiz. Bir yerde tamam abi artık bitirelim de ya. Eskiden bizim zamanımızda her maç öncesi sabahlama olurdu. Çünkü o zaman hani böyle bilet al bilmem ne falan yok. Gidip kişiden alacaksın. Kapalıyı kapma. Sabahla kapalıyı kapma. Önce gelen yer kapma. Orada da kavga çıkardı. Millet birbirini döverdi. Öldürürdü falan. Bir gün o oturdular anlaştılar kişi, ya. 100 kişi 100 kişi. Bir gün oturdular Abbas Ağa Parkı'nda. Bütün işte hepsi. Barış. Sabahattin Reis de. İşte Sefa. Alem de. Bana hepsi oturdu Sefa anlaştı kardeşim. Ya taraftar kendi işine bıraksan anlaşır ya. Bak taraftarı bırak anlaşır. Tribün barışı uzun süre devam etti. Şimdi taraftarı var bırak anlaşırlar. Şunu kaldıracaksın ortada. Evet. Mevzu buradan hiç. Başlıyor. Serdar yok ya bunu arada... kaldıramazsın da ortadan makul bir dil. Birini ortalamaya getirirsin. Bulunur yol bulacak. Yalnız derbi konuştuk bu kadar hakem hiç gelmiyoruz. Neden? Fenerbahçe kazandı diye Arda kardeşleri de kurtardı Fenerbahçe. %100 kurtardı. Yani kurtardı. Pozisyonu... basit bir hata işte. Kurtarmasın. Yok basit bir hata falan değil arkadaşlar. Sadece o da değil. İkinci sarı kart Gülenberk'in İstanbul PSG'lere vermiş olduğu. Sen vardın galiba abi. TSE'de vermiş olduğu seminerde söylediği gibi ikinci sarı kart uzaydan görülebilecek netlikte olması lazım. Faul yok bu ya. Pozisyonda faul tartışılır. Biz gençken birisi faul söylemişti. Abi, ben Gülen de kullandım bunu. Çin sette uzaydan görülen tek insan yalan, eseri diye. Yalan. Hocam da bana sormuştu ya evladım sen bunu nereden öğrendin de bir iki kere söyledin dedi. Aradım taradım bir yerde bulamadım. Sonra baktım ki Çin sette öyle bir set değilmiş zaten. Dağlara taşlara yayılmış. Şey doğru muydu acaba dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir ülkeden. Bir de o vardı. Tabii. Ya birisi anlatıyor sen de çocuksun.
diyorsun işte inanıyorsun. Bu da evet, böyle. Almanlar uzaydan yenildi. Kim görecek abi, bir şey? Bir uzaylı baksın. Ulenberg'in lafı. Dünya Savaşı'nı kaybetmedik. Almanlar yenildi. Ulenberg'in lafıdır. İkinci sarı kart. Uzaydan görünür netlikte olması lazım ki ikinci sarı kart olsun. Bu pozisyon golle tartışılır. Dolayısıyla bu maçın bu kısmında hakem Arda kardeşler beter bir hata yapmış. Tamam, Mert hata yaptığı yani yanlışlar kadar Torreira'nın da böyle bir müdahaleden sonra kalkıp o garip garip sevinmeler. Neyi kutluyorsun yani? Rakibimi attırdım. Işte. Ama haksız attırıyorsun. Bu kadar mı? Peki yani? Görüntü olsun da bunu hiç siz yapmıyor. Ahmet. İki senedir bir tane Galatasaraylı'dan şunu bekliyorum abi. Evet abi ben. Yani Torreira yeter artık atma kendini demesini bekliyorum. Yani. Bak Kerem'le Barış Alper'e onlar da yapıyordu kadar. Yapmadılar. Artık bıraktılar. Mertens de var mı çünkü o kuponda? Onlara dedim ki ben kul hakkıdır bu. Hakikaten kul hakkı çünkü. Bak siz inançlı adamlarsınız. Bu gerçekten kul hakkına girer diye bak bir daha yapmadılar. Nelson, Torreira, Mertens. Nelson'u bilmiyorum abi. Ben o da. Özellikle Torreira bir de Mertens. Bu işi çok yapıyor abi. Çok yapıyorlar yani. Bir kişi de demiyor ki ya bize yakışmaz ya. Ama yakışmaz diyen az önce senin dediğin muameleye tabi tutuluyor. Öyle oluyor işte. Ben defalarca şimdi, hain muamelesi gördüm için. Evet, şimdi Özhan Bey'i düşünelim rahmetli Özhan Canay'dan. Orada o maçtan sonra takımını alkışlayan, rakibini alkışlayan değil mi? Tek başına alkışlıyordu. Şimdi o fotoğraf kalır. Sen ne yaparsan yap o fotoğraf kalır. Ya da Alex'i protesto eden bütün stada karşı Aziz Bey'in kalkıp tribünde oyuncusunu alkışlamış olması o fotoğraflar kalır yani. İyi doğru şeyler kalır hayatta yani. Süleyman Seba o yüzden kalıyor işte. Aynen. İyi ve doğru şeyler kalır yani. Tanıdığımız bir dostumuz o geriye gitmede koridorları gösterirken orada Sunez'in bayrak dikme posteri var. Galatasaray Spor'da da satılıyor 25 yıldır. Galatasaray önce o posteri kaldırmalı, samimi ise yani geçmişe gidiş devam ediyor. Ya samimiyet ötekiyle ilgili değil. Ya samimiyet ötekiyle kimse dostunuz bak tek arka dostunu. Ya samimiyet ötekiyle ilgili değil. Samimiyet benimle ilgili bir şey. Yani onun samimi olmasını beklemek değil, kendi samimi olma şeyimi bulmam, normumu bulmam lazım. Ondan beklediğin sürece yani iyiliği, doğruluğu, kimse estetiği ötekinden beklediğin sürece o ben yapmayacağım diyorsun zaten. İlk adım hep o orada varsa yani. Var, sen düzeltince biri de diyecek ki ya arkadaşlar bak orada bir işler düzeliyor. Hani biz de bunları satmayalım, yapmayalım. Bu önemli bir şey değildir. Bu da hani bir tarihte bir durumdur. Alalım ileride mezatta satarız tarihsel bir şey olarak. Böyle olur. Ali Koç bir düzeltmeye çalıştı başta o sevgi pıtırcı dedi. Hiçbir karşılık alamadı ama. Bak. Yok olacak. Hiçbir karşılık alamadı. Tam tersi beceriksize çıktı. Cem abi coğrafya kadar mıdır? Olamaz. Bu konuda coğrafya kadar olamaz diyorsun. Olamaz. Ya aşağıdan Güney taarruz Kore, geliyor. O zaman Ali Bey'e de dursun diye taarruz geliyor. Açıklayamazsınız. 8 küsur bin yıllık Çin'i açıklayamazsınız. Açıklayamazsınız ya. Yani bir yerde yazıldı herhalde Tanpınar'da. Sonra da ta Haldun'a falan da götürmüşler. Yokmuş. Bir sürü 7-8 tane metin okudum. Bir sürü araştırmışlar bulamamışlar. Tanpınar'ın içinde bulunmuş. Mevlana'ya hiç yakışmayan şeylerin Mevlana'ya atfedilmesini yani kim ne olursa olsun gelmeyen adam mısın falan. Bu konularda tek sonuca ulaşan 100. yılda kapitülasyonlar bitiyor konusu oldu. Lozan belgeleri açıklamayacaklar. Hani bir sonuca ulaşıp bir sonuç gördüğümüz tek konu oldu. Doğru. Yani dolayısıyla hani kendi hikayemizi kendimiz yazabiliriz ama kendimizden başlayarak biz hikayeyi hep ötekine yazdırmaya çalışıyoruz. Yani makulü öbürünün başlatmasını talep ediyoruz. Kendimiz bu işleri yapacak kadar iyi ve akıllı insanız. Cem abi Hatay Spor tarafından kendine göre çok haklı bir şekilde eleştirilen hakem performansında oldu. Beşiktaş-Hatay maçında ben maçtaydım. Benim ilgimi bir tek şey çekti. İkinci yarıya başlarken Beşiktaş'ın halen U19 takımı hocası olan ama Beşiktaş teknik sorumluluğu görevinde bulunan Serdar Topraktepe kendi oyuncularından bir tanesi olan Demir Ege'ye tıknaz mı söyledi? Demir Ege tıknazla faturayı kesti, oyundan çıkarttı, yerine Salih'i aldı. Bu konuda da ben aklıma ilk sen geldin. Dedim Cem abi hiç bu konuyu konuşmayayım. Yayında sorarım. Ağzımı açmadım ilk defa soruyorum. Şimdi şöyle hani. Demir Ege tıknaz değişti. Önce bir anlamaya çalışalım. Niye değiştirmesin ya? Ha? Şimdi bak. Niye değiştirmesin? Sonra önce anlamaya çalışalım. Yani bir doğru bulmadan önce anlamaya çalışalım. Hani fiziksel kapasitesi bellidir. Belli dakikaya kadar oynayabilir. Hani var ya ben 60 dakika oynarım 20 dakika oynarım. Oyuncu kendi kendine karar veriyormuş ya. Bu olabilir gerekçelerden biri. İkincisi değişiklikle birlikte o tıkanmış maçta bir akışkanlık sağlamak için daha deneyimli, daha topa marifetli bir oyuncu tercih etmiş olabilir. Ancak bu, bütün bunlar
yetiştiricisi olduğu oyuncunun eksiğini de aynı zamanda itiraf etmiş olması halidir. Göndermişsin, devam et. Bak aynı sorunu Önder Karaveli'de de yaşadı Beşiktaş. Hı hı. Yani aynı yetiştirici kültürü getirdi. Hiçbir şey de yok. Yani bir yarışmacı bir hüviyeti de yoktu Beşiktaş'ın o zaman. İki durumda da öyle devam edebilirdi. İşte orada da muhtemelen kazanma baskısı, yayın gelirinden alınan pay, sponsorların kazanç üzerinden reklam verenlerin düşünülmesi gibi çeşitli parametreler belli ki devreye giriyor. Yoksa sana bana kalsa biz bir çocuklarla oynamayı sürdürürüz. Onların da böylece gelişimine yardım ederiz. Ama buradan giden çocukların, özellikle yurt dışına giden çocukların da bana anlattığı şey, çocuklar fiziksel olarak yetersiz, gider gitmez sakatlanıyorlar. Hepsi. Buradan çıkanların hepsi iki kere, üç kere sakatlanıyor. Anlattığı şey, daha henüz dayanıklılık seviyeleri yüksekte değil bizim genç sporcuların. O nedenle değiştirmiş olabilir. Ölçülmüştür. Hani işte al yuvar sayısı, oksijen kapasitesi gibi, o olabilir. Hani anlamaya çalışalım diye söylüyorum. Doğru bulduğum için değil. Doğrusu zaten o seviyeye gelmeyen, 90 dakika oynayamayacak bir oyuncunun o seviyelere çıkartılmaması gerekir. Çünkü sakatlanabilir. Devamı işte Arda'nın başına gelenler orada yani. Tamam, daha riskli bir durum olabilir Serdar, yani. Aralık sonuna doğru bir Barcelona'ya gitmiştim. Orada tesadüfen David Braida, değil mi? Fenerbahçe'de bir önceki dönemde, evet, yardımcı hocaydı Braida. Spor direktör yardımcısı mı, öyle bir şeydi. Tesadüfen konuştuk. Arda için ne diyorsunuz dedim. Yani mealen Türkiye'de antrenman görmemiş ki dedi. Mealen bunu söyledi. Yunus Emre gitti işte Brentford'a. İlk çaprazı koptu. Zaten çok oluyor. Bunu haber yapmış bizim İnanç. Çok olmuş. Habertürk.com derlemişlerdi. Bunun anlattı. Ülkedeki antrenman seviyelerinin çok geriliği yani. Bir tane yabancı oyuncu. Saha. Yabancı oyuncu. Lamine Diak işte. Hatta Ankara gücü. Fransa'da bir takıma gidiyor. Bir idmana çıkıyor, diyorlar ki 4 ay oynamayacaksın sen. Sadece idman yapacaksın. Baştan yani, baştan sana söyleyelim. Bir kan testi çözdü yani işini. Yani baştan sana söyleyelim. Sen yani birinci tribe girme. Yani şey yapma, hani bir 4 ay. Üçüncü aydan sonra yavaş yavaş oynatıyorlar. Hani böyle 15 dakika, 10 dakika. Dördüncü aydan sonra filan. Serdar, Salih ile ilgili efsane bir hikaye vardı değil mi? Salih Uçan'la kendisi anlattı ilgili. Hikaye değil, kendisi anlattı var. Alpay'ın da şey var işte. Salih Uçan. Alpay'a diyorlar ki senin omuzların dar. Alpay'a. İngiltere'ye gidiyor, Alpay'a omuzlarında diyor. Masa kadar omuzu var adamın, biliyorsun. Nasıl lan diyor, ben diyor manyak mısınız, ben fizikli işim bu. İlk diyor kafa topunda dağılırsın sen. Sana biz omuz yükleyeceğiz falan. O haftada ya tamam da işte şey yapıyor. Ha, saçmalıyorlar bunlar. Hazelbank'le diyor çıktık kafaya. Omuz bir çarptı diyor. Ağız burun dağıldı bende diyor. Anasa tamam demiş, ne diyorsanız yapacağım. Salih'te de ilk idman var. Ondan sonra var, biz aynı idman. Alpay'ın gittiği kaçlar? 90... 97 falan. Uzaydan görülen tek insan eseri Cinsetli gibi bu aynı idman değil mi? 97'de Alpay, 2024'te Arda. Arada Salih. 2013'lerde yani, Salih. Anlatanların tamamı kardeşim burada idman yok diyor. Ama gelenler burada taktik idman ama, yapılmıyor ama, diye gider Almanlar gitmez. Almanlar yenik sayıldı. Yenildi diye biz de yenik sayıldık işte. Yunus Akgün. Burada idman. Peki idman. Cem Bey, Türkiye Kupası final için görüşünüz nedir? Ben kehanetten hep uzak dururum. Abi bir oyuncu gidiyor. Şimdi onun anlattığı şey bana şu. Ya bu ülkede bu maç oynandığına göre. Bak Trabzon'da bir kentten ayrı bir yere getiriyorsun. Değil mi? Takımlardan birinin kentine getiriyorsun. Trabzon da istiyor bunu ama. Tamam, istiyor bak. Ya bak, yapılabilirliği gösteren şeyler. Diasporadaki en bak, güçlü şehir evet, Trabzon. Bak. Tamam öyledir de bak. Bu pekala ülkenin herhangi bir şehrinde de olabilirdi. İdeali zaten böyle şeylerdi. O stadyumu Wembley benzeri bir stadyum haline getirirsin. Bu tür sembolik, bütün bu sembolik maçları burada oynatırsın. Korkmazsın, ürkmezsin toplumunda. Yani makulün egemen olduğu bir hayatı ancak böyle kurabilirsin, inşa edersin. Süper Kupa'yı burada oynatamaz mıydık? Riyad'dı, Urfa'ydı, bir sürü acayip acayip işler geldi hepimizin başına. Oynatabilirdin değil mi? Şimdi de yarı yarıya oynayacağım. Nümayiş olur mu? Yani bir riski var mı? Olur. Kaç kişi yapar? 100 kişiye 300 kişi. Enterne kaç kişi var? 70 bin kişi. Yani bu bütün stadyuma şamil edilebilir bir olumsuzluk mu? Değil. Onu tekrar tekrar yapa yapa bu iyileştirmeyi, doğrultmayı, bu estetiği, yani oyun estetiğini, vicdani şeyleri, düzenlemeleri yavaş yavaş toplumda inşa edersen. Ayırarak değil, tam tersine yan yana getirerek. Orada olması temaşanın yüksekliği açısından kıymetlidir. Trabzon'un kendine güvenmesi açısından önemlidir. Yani tamam orada oynayabiliriz demişler. Yarı yarıya verin, eğlenelim, gülelim.
Kim kalk ediyorsa kazansın. Bir takım marazalar çıkar mı? Sanmıyorum. Çünkü ben iki oyununda ülke yani seviyesinin vasat altı oyunlar olduğunu düşünüyorum iki takım daha açısından formda, da. Daha formda tabii. Sonra doğru öyle. Evet. Ama yani bu maçlarda ne olacağı belli de olmuyor. Yani. Beşiktaş'ında başka ekmeği yok yani tabii. Artık çok saldıracak. Evet, bilmeyenler için söyleyelim. Beşiktaş kupa finalini kaybedip Kasımpaşa'ya yenildiği anda Avrupa'ya üst üste 3. mü 4. sezon gidemiyor. Tekrarlayalım. Beşiktaş kupa finalini kaybetti. Bu sene gitti ya. Elendi. Birinci turda elendi. Ha, pardon. Elendi. Gitmemek bir tercih olabilir. Ha. Beşiktaş kupa finalini kaybetti. Kasımpaşa pazar akşam 19'da Beşiktaş'ı yendi. Beşiktaş Avrupa'ya yine gidemiyor. Bu bilmiyorum camiasına demek. Serdar, Abdullah Avcı Trabzonspor'una ne diyorsun? Kupa finali ekseninde. Ben formda görüyorum şeyi. Trabzonspor'u formda görüyorum. Onuaçı önemli bir adam. Onuaçı Göztepe'nin oyuncusu olabilir. Mesela ben Onuaçı varsa çok güzel 4-4-2 oynanabileceğini düşünüyorum. Kısası forvetle. Semih gibi. Mesela. Türkiye Ligi'ne çok uygun bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Tabii onu beslemen lazım işte. Vişka ile Mönü'ye de onu çok iyi yapıyor. Hı hı. Öbür taraf pek çalışmıyor ama ceza sahasında adamın kafasına attığı zaman %90 içeri atıyor zaten. Hı hı. Yani bu önemli bir şey. Evet. Önemli bir silah yani. Türkiye Ligi'ne de çok uygun. Türkiye Ligi'ne de uygun. O kadar uzunluğuna rağmen hareketliliği de iyi. Ayaklar iyi değil. Ama hani etkili bir silah. Beşiktaş yenmişti şeyde. Vodafone Park'ta ama onu açı yoktu o maçta biliyorsun. Hı hı. Bu maçta ben o yüzden Trabzonspor'u biraz daha favori görüyorum. Seneye de transferlerinin çoğunu şimdiden bitirdiler. 3-4 oyuncu aldılar. Evet, Dragoş'u aldılar. Bir orta sahaya bir Fransa takımından bir 10 numara alıyorlar. İşte şeye güveniyorlar. Mrsić. Dönecek. Dönecek. Belki Petkovic gibi bir santriforu düşünüyorlar onu açı olmazsa. Mutlaka iki tane stoper istiyorlar. Kesin sol bek lazım. Onlar alacaklardır. Sol bek aldılar ya, aldılar işte şey. Hırvat. Hmm. Barışiç mi? Barışiç aldılar. Barış. Bir 8 numara aldılar. O Barışiç çok yüksekteydi. Ve bir 8 numara da aldılar işte o genel Rangers'tan. İngiliz oyuncuyu. Ya da işte Britanya'da. Uyarı geçtiler onu da hakeme. Perşembe günü sakın yanlış yapmayın diye. Ha değil mi? Öyle bir. Evet abi, öyle bir kurumsal bir uyarı da var yani. Sonra kalecisini çözmesi lazım. Seneye onlar da iddialı olacaklar tabii. Kemal... Ama kupayı alırlarsa tabii çok şey olur. Ya Abdullah'cı geldikten şey. Sonra başka bir kupayı alırsa yani o olur. Beşiktaş da alırsa ulan rezil sezonda kupayla kapattım dersin abi, çok güzel bir şey yani. Sanki içimden biz Trabzon'un çok önde olduğunu söylüyor ya. İşte son haftalar öyle yani. Ama şeyi düşün işte, Galatasaray'ın son haftalarda attığı 3'er 4'er gollerden sonra ama Trabzon'un şöyle bir hedefi düşün. Vardı. Üçüncü olayım kupayı alayım diyordu. Trabzon üçüncülüğe kadar iyi gitti. Aldı. O hedefi tutturdu. Evet. Beşiktaş'ın öyle üçüncülük falan yoktu yani. Evet. Beşiktaş hep kupa, hep kupa diyordu. Yok ya, sezona %90 9 şampiyonuz diye başladı değil mi? Abi öyle başlayacaksın zaten de olmayacak. 6 hoca ile biten bir sezon. Serdar Hoca çift başkan, olmak üzere. 6 hoca, 2 başkan. Ahmet sen ne diyorsun maça? Maçın hakeminde bir görelim diyorum ben her zaman olduğu gibi. Cem abi sopalık bu ya. Vallahi sopalık. Bunlar hiç abi. Antrenman yapılmaz. Halil Umutmeler olmaz mı? Ben maalesef Türkiye'nin gerçekleri... Halil Umutmeler olmaması lazım. Olmaz mı? Cem abinin çok kızdığı. Olmaz, olmaz. Olmaz. Atilla Karaoğlan olur. O da olmaz. Halil Umutmeler ikinci kez başkan saldırmaya kalktı. Artık olmaz. Bu adamı dinlendi. O da olmaz. O da olmaz. Şey Atilla Karaoğlan olmaz. Onun olmaz. İçin yani. Volkan Bayarslan? Olabilir. Eyyam Spor. Volkan olabilir. Eyyam Spor şeyinden olabilir o. Dur sakin ol. Zorbay? Olmaz. Zorbay çok geride. Asla Arda hiç olmaz. Arda da olmaz. Arda da maç yok. Ben olsam Cihan Aydın'ı verirdim. Bak yemin ediyorum. Cihan Aydın olur. Cihan Aydın'ı verirdim Aydın. Abi. Abi Cihan Aydın da şimdi ben size söyleyeyim, bir hata yaparsa Trabzonspor aleyhine bir hata yaparsa. Yapmaz o. Yapmaz. Cihan Aydın iyi bir hakem bence. Cihan Aydın. Ya, yok hata insanlık yapsa, hali. Hata da yapsa iyi hata olduğunu bilirler yani. Var. Yani şey olduğunu bilirler. Abi kötü niyet var sanki, yok mu? Var. Vara yabancı atarlar canım. Yabancı. Ya şu maça niye yabancı hakem atamışsın? Kupa finali işte. Getir bir tane Fransız mesela. Ne olacak yani? Dünkü maça da neden
Zaten bir ligler bitti. Dün mesela bir sürü kart çıkarmadı. Seneye saklayın işte anısı. Galatasaray... Seneye hallolur bu iş. Yeni federasyon. Seneye kesin yabancı hakemle başlanmalı. Türk hakemle dinlendirilmeli. Sizi bekliyorlar zaten yönetmek evet. için. Avrupalı hakemler kendi liglerini bırakacaklar. Hafta içi de federasyon kendileri bizi davet etti. Var paranız çok zaten. Yani. Hakem akademisi kurulmuş. Onu da çok kısa anlatayım. Hakem akademisi kurulmuş. Gerçekten birçok faydalı işte bilimsel laboratuvarlar var, hakemlerin uygulama alanları var. Yani bir hakem yetiştirmek üzerine bir akademi inşa edilmiş. Bize Sayın Başkan da eşlik etti, MHK Başkanı da eşlik etti ve orada... Federasyon Başkanı eşlik etti mi? Evet, evet. Orada yapılan çalışmalar anlatıldı. Gerçekten çok faydalı, pozitif şeyler yapılıyor. Tek bir konuda orada takıldım. Hakem mentörlerinin üzerinde bir yeni bir düzen getirildi. Hakem koçu diye. Ve hakemlerle mesela Tugay Kağan'la Muhittin Boşat, Tugay Kağan Numanoğlu ve Volkan Bayarslan'ın koçu, hakem koçu. Muhittin Boşat. Şimdi, Muhittin Boşat. Şimdi çok sevilir ama Muhittin Hoca. Muhittin Hoca sevilir. Semtimizdendir, paşalıdır ya. Bakın düzgün, daha yetişmiş, daha iyi yetiştirilmiş hakemleri üretecek çok güzel bir sistem yapmış Türkiye Futbol Federasyonu. Ama orada koçların isimleri de yazıldı. Onu söyledim orada. Yani isimler hep o bizim bildiğimiz isimler. Erol Ersoylar, Sabri Çelikler Ali Bey'in değişmesi o şey işte, gerekir. O, şey o kadar yani. İşte o da diyor ki başka bu, kim var diyorlar. Hazirim o da haklı. Bu, o da haklı ama işte bu döngünün de bir yerde kırılması gerekiyor. Çünkü işte orada mesaj almayı öğretiyorlar hakemliğin yanında. Şeyi Cem okumayı Bey, öğretiyorlar. İlk maçta, bunlar değişir umarım. Ahmet Bey, Cem Bey ilk maçta Arda Kardeşler nasılsa dün de aynısını yaptı. Sanma ki Fenerbahçe'yi haksız 10 kişi bıraktı. Ciku'nun her iki maçta yumruklarını görmeyen aynı anda Arda Kardeşler. Çağlar'ın kaleciye müdahalesini görmeyen, Mert'i sahada tutan yine aynı Arda Kardeşler. Ya, bütün yani, deplasman, helal olsun. Deplasmanda o kadar maç kazanmış ya Fenerbahçe. Yok o Fener'in aleyhine çaldı. Galatasaray doğradı diyor. Galatasaray doğradı. Ya sanmadım. Evet, Fenerbahçe o kadar şey olmuş. Değil mi? Bak o kadar deplasman yani, maçı kazanmış. Pozisyonla faul diyenle futbol ya konuşmuyor. Ya Galatasaray'la ilgili hakikaten dün akşam... Sen başka sporla ilgilen arkadaşım. Abi bir şey söyleyeceğim. Ya Galatasaray'la ilgili bir şey bulmaya, hani keçi boynuzunun dibindeki o tadı bulmaya çalışıyorum. Çok az zerre-i miskal derler ya eskiler. Zerre-i miskal Barış Alper ve Torreira. Oo, Barış Alper iyi. Ben bir şey bulamadım. Bir şey yapmaya çalıştım. 14 tane oyuncuda bir şey aradım. Muslera hani bir hata yaptı ya da orada ikili sıkıştırma falan her neyse. Ya hiçbir şey oynamaz mı takım Cem abi ya? Hiçbir şey oynamaz, oynamaz mı? Oynamaz baksana ülke. 13 yaşındaki çocuğa da akademi kuruyor. Hakemine de akademi kuruyor. Bu akademi neyse, bu akademi diye bir şey, takıl tabii bir takıldık bu akademiye. Academi mi? Okul yetmiyor bize mesela. Değil okul mi? Olmuyor bizde. Okul enstitü yetmez. Olmuyor. Akademi kuruluyor. Çocuğa da akademi kuruyor. Altyapıya 12-13 yaşında çocuklara. Abi farkı var mı bilmiyorum. Bir iki detay daha eklemek istiyorum. Yüksek okul falan yok mu? Yüksek okul, yüksek okul falan yok mu? Aday hakem kursu falan. Hakem, aday hakem kursu yapılıyor. Kursda çeşitli sınavlar uygulanıyor. 9.350 kişi başvurmuş. İyiymiş gene. Çok iyi ülkede. Vallahi bu taarruzun altında hakem, 9.000 tane çocuğun bulmak. Maç analizi yapıyorlar. Tüm hakemlere önceki yönetecekleri takımların önceki 3 maçlarını izletiyorlar. Futbolcuların yaptıkları, dikkat etmeleri gereken kornerde şurada dur, bu takım böyle yapıyor. Bu tarz böyle nasıl kulüpler rakip analizi yapıyor ya, hakemlere de bu tarz analiz yapılıp sunuluyor. Böyle işler var. İşte mesela hızlı, geride kalma, bu takım çok hızlı çıkıyor. Dikkatli ol, buna göre koş. Buna kadar eğitim veriliyor hakemlere. Psikoteknik laboratuvar kurulmuş. Ne güzel. Burada güzel. Hakemlerin, ya diyorum ya çok ya gerçekten güzel bir proje yapılmış ama orada benim takıldığım nokta bir, işte bu hakemlerimiz mesaj almayı, öğrenme kısmını bir kapatmayı nasıl çözeceğiz? Çözemez. Onu çözemezsin, nasıl çözeceksin? Bir de taraftar eğitimi, sosyal medya eğitimi akademisi kurmak lazım. Yani taraftar bu insanlar akademisi. Mantar değil ki canım, laboratuvarda yetişmiyor ki, bu hayatın içine çıkıyorlar. Tabii. Markete gidiyor, bakkala gidiyor, çocuğu okula gidiyor, eşi işe gidiyor filan yani. Bu taarruzdan yani istediğin kadar öğret. Onu hayata geçirecek, onu pratiğe indirgeyecek alanı yok ki insanların. Alacaksınız, yavaş oynat. Orada faul yok gönder, burada faul yok gönder. Şimdi herkes Bülent Beşiktaşlar, Bülent Yıldırım'ın ağzına bakıyorlar. Orada faul var mı yok mu diye. Adam işinden gücünden ettiler.
Bak adamı işi gücünden ettildi yani. Profesyonel hakem denildi. Getirdi, gönderildi. Şimdi diyorlar ki Bülent Hoca öyle dedi. Bülent Deniz Hoca böyle dedi filan yani. Acayip bir ülke. Ne diyelim abi, işte onu seyredeceğiz başta. Başka yok. İşte seyretmeyin, ben seyretmiyorum. Bak arkadaşım ya olmalarına rağmen seyretmiyorum. Evet, çünkü bu konuyla yani hiç ilgili değilim. Şey gibi, kehanet konusuyla ilgili olmadığım gibi yani. Hiç izlemiyorum. Abi ilgilendiğim bir konu var mı? Bunlar işte ya, bunlar bu konular. Trabzon veya Beşiktaş maçıyla ilgili birisi insanlar, ben koşamıyor olsam takımını. Sayın Dizdar'ın yorumunu merak ederim. Ya koşamıyor Beşiktaş'ta takımını. Dünyanın hiçbir yerinde gol atamayacak oyuncular, yani dünya demeyelim de Avrupa'nın kalbur üstü yerlerinde gol atamayacak oyuncular senin ülkende rekor üstüne rekor kuruyor. Yani mecalinin olmadığını görüyorsun. Yerine geldi paspa oldu diyor. Şimdi bu dinlenir mi ya? Televizyonda oturuyorum. O diyor oyuncu derine geldi paspa kurdu diyor. Allah Allah diyorum. Yani neden söz ediyor? Yürüyemiyor görünüyor yani. Oyuncunun bir yerden bir yere gidemeyeceği görünüyor. Sahada görünüyor. Televizyonda görünüyor. Ama ülkede Ahmet İlhan Özek aslanlar gibi 35 yaşında açık attırdı oynuyor. Attırdı durduk yere kendini işte. Durduk yere kendini attırdı, hiçbir şey yok. Ahmet İlhan Özek Çorum FK'da. Durduk yere kendini attırdı yani. Ne gerek var bunlara yani? Bir de sen yapıyorsun bak. Ahmet Özek yaşında şey yok olmayabilir. Ahmet 89'lu olsa gene. Yani o sahadaki belki en büyüktür yani. En büyük muhtemelen. O sahadaki en büyüktür. Ülkedeki belki en büyük oyunculardan biri. Ama oyuncu hareketlendirecek takımı gazı getirecek olmaz, ya. Olmaz olmaz ya. Bu kötü örnek örnek değildir ya. Olur mu öyle şey? Eyvallah. Serdar, Galatasaray Konya. Konya Spor diyor ki, kardeşim bizim için önemli değil. Çıkacağız, puanımızı alacağız diyor. Bir puan alması lazım ki kupada kalmayı garantilesin. Ya Konya, burada iki Konya takımı yakacak. Konya bürokrasisinden şey bekliyor musun? Ziyaret. Muhtar ziyareti mi? Yok. Beklemiyorsun. Ya bir puan alacaklar, alırlar, biter ya. Biter mi? Ahmet biter mi? Biter. İstanbulspor'u yok sayıyoruz bu arada da. Galatasaray, Konya, Fenerbahçe konuşuyoruz. İstanbulspor gibi takım sanki sahaya çıkmayacak. Ya İstanbulspor da çok güzel maç olur. Ya. Çok güzel maç olur da İstanbulspor evet, artık hani 6-3 falan biter o. Hazırlık yapıyor. 5-3, 4-3. Neydi Serdar? Bir Malatya mı? 2 bitmişti Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sen. 2-4. Var ya, Fenerbahçe'nin 4-2 mağlubu olmuş. 4-3. Şampiyon olduğu için. Yok, şampiyon olduğu gündü. Şampiyon oldu evet, son maçtı. 2007 idi galiba. Şöyle, Balıkesir 5-3. Batshuayi yok. Evet. Ciku yok. Torreira var. Şey yok. Cengiz İrfan yok gene herhalde. İsmail yok. Uzatan yok. Hani dolayısıyla Beka falan oynuyor mu? Beka oynuyor. Dönüyor. Yani sonuç defansif sıkıntı yok ama hücumda yani çok kısıtlısın. O yüzden hani hücumda bayağı şey var. Biraz ama şenlik havasında bir maç olur yani. Gollü olur abi. 5-3. 5-2, 4-3. Bu arada İstanbulspor Cem abi sen de takip etmişsindir. Birçok takımın oynadığı oyundan çok daha iyi müthiş maçlar oynayan evet, evet, bir takım. 16 stres puana bakmıyor. Stres gidince güzel rahatlık mı? Öyle bir şey yani. Stres rahat olmuş. Mesela Hatay yani kendi evinde İstanbulspor'a 3-1 mağlup olmasa şu anda başka bir yerde olacaktı. Bambaşka bir yerde olacaktı. Abi çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Serdar'cığım. Biz teşekkür ederiz. Bekleriz. Ben teşekkür ederim. Ahmet, görüşmek üzere. Arkadaşlar, Sayın Ali Koç'un açıklamaları, Sayın Dursun Özbek'in dünkü ve bugünkü açıklamaları o kadar güzel reyting yaptırdı ki bize. Otururduk, Cem abi gelirdi, Serdar dalardı, hepiniz hepimizin ağzının içine bakardınız. Kavga ettirmek çok basitti. Serdar'ın sözleriyle bitirelim. Azgın azınlığa karşı makul çoğunluğun zaferini hep birlikte yaşamamız ve kutlamamız gerekecek. Başta reji olmak üzere kamera arkadaşlarımız, yayında emeği geçen herkes adına Habertürk Televizyonu ve Habertürk Radyo'dan sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.